kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı siyah fonda döne döne ilerleyip bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Zengin kız fakir olan yazılı bir düğün davetiyesinin içinde oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal, Hüseyin Avni Danyal, Serpil, Ayda Aksel, Nurhan, Ufuk Özkan, Biricik, Ecem Özkaya Üstündağ, Sarp, Mahir İpek, Rüyam, Gözde Okur, Şükrü, Kemal Kuruçay, Meryem, Şeyla Halis Çiçekdemir, Rünya Kemal, Joe Çavucoğlu, Badire, Zeline Pikmen, Mahmut, Ferdi Akarnur, Fatma, Gülmihal Demir, Ramin, Necat Habibov, Nazlı, Duygu Boztepe, Burhan, Özgün Aydın, Hakan, Ali Barışık, Ceyda, Yağmur Sevgi Koysal, Filiz, Eylül İlbey, Şevval, Oya İnci, Timuçin, Yıldırım Öcek. ...93. bölüm, gündüz vakti. Geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş villanın yeşillikler içindeki bahçesi. Nurhan üzerinde polo yaka kısa kollu mavi tişörtü ve koyu renk kot pantolonuyla garaj merdivenlerinden inip arabasına yöneldi. Cebinden anahtarını çıkarıp kapıyı açtıktan sonra direksiyonun başına geçip oturdu. Hadi bakalım. Camını aşağı indirdi. Çok sıcak. Tam kontağı çevirecekken vazgeçip torpido gözüne eğildi. Ha, dur. Bu sırada Timuçin o tarafa yürüyor. Keyfi taşıdığı bastonuyla sağa sola bakınarak garaja doğru yürüdü. Nurhan'ın arabasının arkasına geldiğinde ayakkabısının bağcığının çözüldüğünü fark edip durdu. Bastonu kenara bırakıp tek dizini kırarak yere çömeldi, bağcığını düğümlüyor. Neyse. Nurhan emniyet kemerini takmak istedi ama kemer sıkışmış, uzamıyor. Kendi kendine hayıflanarak kemeri bırakıp kontağı çevirdi. Geri geri çıkıyor. Hadi bakalım. Nurhan hemen el frenini çekti. Anam, bu ses neydi? Timuçin bilinci kapalı halde yerde yatıyor. Nurhan panikle yanına geldi. Anam! Timuçin mi? Yok artık! Anam yok artık! Timuçin mi? Timuçin mi? Allah! Timuçin Bey! Timuçin! Yok artık! Kız Kulesi eşliğinde iki gün önce yazdı. Kemal'im biliyor musun? Böyle bıyıksız çok iyi oldu. Alışamamıştım ben. Doğru söylüyorsun ya. Bir ara hoşuma gitti de tik oldu kız bende. Devamlı elim burada, elim burada yani. Kestim, kurtuldum ya. Bana bak, sana ne diyeceğim biliyor musun bak? Ne dersen de pozitif ol, negatif olup çağırma, rica ediyorum. Kız dur, pozitif bir şey söyleyeceğim ya. Bak, bir hafta dur, farkında mısınız? Nurhan hiç sakarlık etmedi. Bu mu senin pozitif haberin canım? He? Resmen negatifsin, çağırıyorsun. Ay Ayniş kocuğum, babişkomun çağırmasına gerek yok ki. Yani Nurhan'ın başına dışarıda bir şey gelmese paket yapıp eve getiriyor yani. Ama merak etme babişkocuğum, yakında sakarlık yapmama rekorunu kırar. Resmen içim şişti. İkiniz de baba kız negatif negatif çağırıyorsunuz canım. Maşallah deyin, maşallah deyin. Kemal kulak memesini tutup koltuğun kenarına vurdu. Aa! Biricik ne bir style'a böyle, hiç yakışmamış hayatım. Ne oldu boncuğum? Kızım iyi misin? Biricik'in saç baş dağılmış, ayakta zor duruyor. Ay geç şöyle geç. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani bu halde basından biri görse var ya, Kemal Bey'in kızının style'ı çok fena diye haber oluruz yani. Ne style'ı evladım? Yavrum anlatsana, ne oldu? Ay anneciğim hiç sormayın. Ne oldu biliyor musunuz? Mahmut Kemal'e alışveriş yapmak için alışveriş merkezine gitmiştim. O uyanmadan da erkenden döneyim diye acele ettim. Geçmiş. Biricik'in kullandığı beyaz renk spor araba açık otoparkta ilerleyerek boş bir yer bulmaya çalışıyor. Otopark bayağı yoğun. Arabalar yan yana dizilmiş. Biricik boş bir yer bulup arabayı park etti. Biricik arabadan inmiş, tam yürüyordu ki kapıya sıkışan eteği yırtıldı ve bir tek astarı kaldı üzerinde. Biricik şokta, ağzını kocaman açmış, gören oldu mu diye panikle etrafa bakınıyor. Kumaşı yerden alıp üzerine tutarak hemen arabaya bindi.
Çantasını yan koltuğa fırlatıp titrek elle anahtarı koltuğa yerleştirdi. Hay Allah diye kendi kendine hayıflanıyor şimdi. Görüyor musun Akseli'yi? Allah'tan ortalıkta kimse yoktu. Ben de kimseyi görünmeden hemen arabaya bineyim, eteğimi giyeyim dedim ama etek bir kere boydan boya yırtılmıştı bakın. Kızım anladık tamam, eteği arabada yırtmışsın da abi üstünün başının hali nedir senin? Anlatacağım babacığım, onu da anlatacağım. Eve gelip üstümü değiştirmek için yola çıktım. Geçmiş. Biricik o telaşla emniyet kemerini takmayı unutmuş. Arabayı eteğinin astarını aşağıya çekiştirerek kullanıyor. Az ileride çevirme olduğunu fark edince telaşla emniyet kemerine uzandı. Polis eliyle arabayı sağ çek diye işaret veriyor. Emniyet kemerini takmak için çok geç olduğunu fark eden Biricik yan koltuktaki çantasını alıp bacaklarının üzerine koydu. Arabayı yavaşça sağa çekiyor. Pencereyi açar mısınız hanımefendi? Açamam. Hanımefendi pencereyi açar mısınız? Memur bey açamam. Hanımefendi ehliyet ve ruhsatınızı görmem lazım. Öyle mi? Siz arkanıza bir döner misiniz? Ben hemen buradan atacağım. Tamam. Hanımefendi çantayı indirin ve lütfen araçtan aşağı inin. İndiremem. Hanımefendi bu size sunuyorum. Lütfen çantayı indirin ve arabadan aşağı inin. Ya memur bey neden anlamıyorsunuz ya? İnemem diyorum. Ellerini kaldır ve araçtan aşağı in. Tamam. Silahını Biricik'e doğrulttu. Ne oluyor? Bu kadın tuhaf davranıyor. Pencereye çantasını yasladı ve pencereyi açmıyor. Tüm uyarılarıma rağmen araçtan aşağı inmiyor. Sakin olur musunuz? Sakin olun. Ne yapıyor bu? Sanırım siper alacak. Silah alabilir, dikkat et. Sakın yanlış bir şey yapma, ateş ederim. Ateş etmeyin, ateş etmeyin ne olur. Ne olur ateş etmeyin. Yere yat. Yere mi? Yere yat dedim sana. Yalnız yere yatamam, yerler çok pis. Yat yere yat. Tamam tamam, yalnız sizden son bir isteğim var ne olur. Bu tarafa geçmeseniz olur mu? Yat yere yat, yere yat. Tamam ya yatıyorum. Biricik astarını aşağıya çekiştirerek yüzüstü yere uzandı. Polisler silahlarını doğrultmuş üzerine yürüyorlar. Şimdi. Derdimi anlatana kadar da işte bu hale geldim. Şansa bak ya. Ya memur beyler durumu anladıktan sonra çok yardımcı oldular ama işte ben bu hale geldim bir kere. Ay çok geçmiş olsun evladım. Hadi yukarı çık da bir üstünü başını toparla. Hadi çocuğum. Tamam anneciğim sağ ol. Şu an inan bana en çok istediğim şey bu zaten. Her yerim o kadar çok ağrıyor ki. Of. Çocuğum haline bak Allah'ım, olacak iş değil. Hadi çocuğum hadi ya. Kızdaki şansa bak ya. Vallahi babişkocuğum Biricik zaten oldu mu, o nasıl şanssızdır yani? Nereden çıktı şimdi bu? Çünkü eğer şanslı olsaydı Nurhan gibi züğürt biriyle değil, Sarpış Kom gibi zengin biriyle evlenirdi. Saçmalama evladım. Ayrıca benim kızım şanssız falan değil. Ay! Kemal ile Serpil panikle ayaklandılar. Biricik kızım ne oldu? İyiyim iyiyim. Mahmut Kemal'in oyuncaklarından birine bastım düştüm de. Ay nazar değdi yavruma. Nazar değil anneş kocuğum. Bunların hepsi Nurhan yüzünden. Kızım ne alakası var? Kız anlattı ya. Bunlar başına geldiğinde Nurhan yanında bile değilmiş. Babiş kocuğum miyopla yatan hipermetrop kalkar. Yavrum körle yatan şaşı kalkar olacak o. Ay göz hastalıklarıyla ilgili yeterince bilgiye sahip olmayabilirim. Ama siz zaten ana fikri anladınız yani. Kızım olmaz öyle şey. Nasıl olmaz babişkocuğum? Sen biraz evvel demedin mi miyopla yata yata şaşı kalkar diye? Bu sefer doğru söyledin mi? Hayır evladım. Neyse olur mu canım öyle şey? Talihsizlik bulaşır mı? Görünen biricik kılavuz karga istemez anneşkocuğum. Ne dedi bu ya? Kızım şifa bak. Söyle de bu aralar sana böyle bir atasözü deyimler kitabı alayım. Hepsini birbirine karıştırdın, içine attın yani lafların. Olur. O ne halde ona gatti, o ne halde ona gatti ya. Görünen biricik. Atasöz ve deyimleri seviyorum. Çok güzel kullanmışsın ama. Sarp'ın aracı villanın garajına girdi. Çünkü her zamanki yerinde dikilmiş. Araba durunca gidip Sarp'ın kapısını açtı. Sarp elinde birkaç tane düğün davetiyesiyle indi arabadan. Hoş geldiniz.
Başlayın efendisi. Hoş bulduk Şükrü, hoş bulduk. Efendim o elinizdeki nedir? Neye benziyor Şükrü? Efendim zart desem yani hakaret olur. Vallahi maşallah padişah fermanı gibi. Zarf o bize onlar ya. Yok yok. Bizim rüyamla seçtiğimiz düğün davetiyeleri. Ay, vay. Herkese ayrı davet ya. Yakışır vallahi. Ne saçmalıyorsun Şükrü? Bunlar eleyip sona bıraktıklarımız. Ailece oturup karar vereceğiz hangisi olacağına. Tıt! Dokunma Şükrü. Efendim sorması müstehcen ama. Bunların bu zarfların tanesi kaç para? Valla işte tanesi 150 ile 250 arasında değişiyor Şükrü. Sen ne diyorsun zarf? Ne oldu Şükrü? Çok para diyorum zarf. Ya bunlar işte altın varaklı falan oluyormuş Şükrü. Ha davetiyeyi al direkt kuyumcuya git bozdur diyorsun öyle mi yani? Abuk sabuk konuşma Şükrü. İşim gücüm var benim. Bir daha zarf. Bana sakın zarf göndermeyin oldu mu? Doğru söylüyorsun Şükrü. Ne gerek var ya? Sen aileden sayılırsın. O açıdan demeyeyim ki. Yani... O açıdan demeyeyim ki. Yani şey diyorum, o zarfın parasını diyorum, bana ver diyorum, tamam mı? Zarf mesela 250 TL ya, bana 150 TL ver, sen de kazan, ben de kazan, ticaret yapalım diyorum. Parçalarım seni Şükrü. Parça pinçik yaparım. Zarftan standart pençe atma hareketi. Vin, 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 vin zarf, vin, vin zarf, vin zarf. Vallahi benden söylemesi biricik aynı Nurhan'a benzemeye başladı. Onun gibi sakar oldu o da. Olur mu canım öyle şey? Bir defalık bir talihsizlik bu. Ama tam Nurhan style'a bir talihsizlik anişkocuğum. Şimdi Serpil yani yalan da değil. Şimdi düşünüyorum da hani böyle komplike talihsizlikler hep Nurhan'ın başına gelirdi. Yani ben diyorum ki Nurhan bütün negatif sakarlığını Biricik'e nakletmiş. Gerçi böylelikle ilk sakarlık naklini yapmış oldu dünyada. Kızım olur mu öyle şey ya? Yani. Ne oldu Serpil? Ay şimdi pozitif olayım diyorum da birden rüyam söyleyince aklıma geldi. Ne geldi? Dün verandaya çıktım. Geçmiş. Biricik havuz kenarında Mahmut Kemal'in oyuncaklarını topluyor. Serpil veranda tarafından bahçeye çıkıp Biricik'e baktı. Hah, boncuğum. Efendim. Mahmut Kemal uyandı ama rüyama ilgileniyor canım. Tamam tamam anneciğim o ilgilensin. Ben şu bahçedeki oyuncakları bir toplayıp geliyorum tamam mı? Bir oyuncağın üzerine basıp havuza düştü. Ay! Ay yavrum ne oldu? Ay boncuğum! Aa! İyi misin çocuğum? İyiyim, iyiyim anneciğim. Oyuncağa bastım kaydım düştüm. Ay yüreğim ağzıma geldi. Şunu da alayım da. İşte bunun yüzünden. İyiyim ama. Dikkat etsene yavrucuğum. Şimdi? İşte aynen böyle oldu. İşte bakın tam Nurhan style'a bir sakarlık. Bu sakarlık Nurhan'dan Biricik'e geçti. Yani pozitif olmaya çalıştım ama şimdi rüyam söyleyince birden aklıma geldi. Doğru söylüyorsun yani. Ha bu yaşa geldi Biricik o havuza hiç düşmemişti. Aa canım. Negatif negatif böyle davranmayın. Olmaz öyle şey. Tabii canım. Olmaz öyle şey yani. Vallahi bence oldu. Serpil ile Kemal ters ters rüyama baktılar. Efendim iyi ki şu imparatorluğun başına siz geçiyorsunuz. Eğer Nurhan Bey bu imparatorluğun başında kalsaydı... ...hiç duraklama muraklama olmadan direkt çökerdi bu imparatorluk. Herhalde Şükrü. Eli kulağında. Çok yakında düğün var. Efendim biliyorsunuz emrinize amadeyim. Bunu biliyorsunuz değil mi Zarp Bey? Biliyorum Şükrü biliyorum. Hani gelin arabasının önünü kesip beni nasıl yolacaklarını gösterirken bayağı bir yolmuştun onun gibi değil mi? Efendim ben ne yaptıysam sizin iyiliğiniz için yaptım Zarpcığım. Zarp Şükrü'ye ters bir bakış atıp elinde davetiyelerle merdivene yöneldi. Efendim size altın değerinde bir tavsiyem olacaktı. Düğünde takılacak takılarla ilgili. Şükrü başını hafif yana çevirip burnunu havaya kaldırmış. Altın değerinde tavsiye mi? Düğünde takılı... Sağ ol, sağ ol. İstemez Şükrü, istemez. Nasıl istemez efendim? Size düğünde takı takılmayacak mı? Hem de öyle bir takılacak ki... ...Rüyam Hanım'ı çekiciyle çekmek zorunda kalacağız.
Bana bilmediğin bir şey söyle Şükrü. Neymiş şu tavsiye, onu söyle. Efendim, yani bu kadar değerli bir şey parasız olmaz. Canlıyı vereyim, ben de canlanayım, söyleyeyim. Anladım Şükrü, anladım. Tut şunu. Tabii ki. Ay, gözümü aldı. Davetiyenin üzerindeki taş. Kaç kırat? Bırak şimdi kırat, kırat. Al. Yüzleri uzattı. Bir tane daha alsam diyeyim. Doyumsuz Şükrü. Bir yüzlük daha. Mersi, teşekkürler. Ver bakalım. Davetiyeleri geri aldı. Ver, söyle bakalım. Düğün günü, düğün günü. Efendim, kesinlikle gelin kutusu, gelin bohçası, gelin kesesi olmayacak. Gelen bütün takılar üstünüze takılacak. O niyeymiş Şükrü? Benim şöyle yani, gerçekten çok savuruyorsunuz bazen. Şimdi efendim, gelin kutusu olsa, adam gelse elini daldırsa ne attığını göremiyoruz ki, bilemiyoruz ki. Ne diyorsa Şükrü? Bana ne attığından ya? Olur mu öyle şey efendim? Düğünde kameralar niye çalışır? Niye çalışır? Çünkü o mutlu anı ölümsüzleştirmek için. Vallahi bazen çok savuruyorsunuz ya. Sırf o düğünlerdeki özel anları kaydetmek için çalışmaz ki o kameralar. Ya? Çok safsınız efendim. Düğündeki kameraların tek nedeni efendim, takılan takıları görmek içindir. Siz de ona göre kim ne taktıysa onların düğününde aynısını takıp zarar etmeyeceksiniz. Bana ne insanların ne taktığından Şükrü, ne saçmalıyorsun sen ya? Olur mu efendim, biz hala Meryem'le ileri geri dondurup o kareleri tekrar tekrar izleriz efendim. Mesela bizim düğüne gelen bir adamın düğünü var değil mi? Hemen videoyu koyarız efendim, böyle kare kare bakalım bize ne takmış, onu izleriz. Şöyle be adam, sen bensin tamam mı? Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz diyor. Bir şey takıyor. Ne? Zoomluyoruz Emel. Ne takmışsa görüyoruz. Karıyı donduruyoruz lan. Donduruyoruz. Onu tekrar çalışacağız. Bize ne taktıysa biz de onun düğününde onu takıyoruz Emel. Gereksiz Şükrü. Boş Şükrü. Saçma Şükrü. Ben de burada durmuşsanız zırvalıklarını dinliyorum ya. Sarp gözlerini pörtletip kafa atar gibi birkaç hamle yaptı Şükrü'ye, ardından merdivenlere yöneldi. Basamaklardan çıkarken dönüp dönüp Şükrü'ye bakıyor. Keriz. Bu adam keriz. Sen karışsın günde. Düğün günü koskocaman bilezik kutusunu boş olarak senin gelin kutusuna atmazsam bana da Şükrü demesinler. O zaman böyle konuşabileceğin mi acaba? Nurhan Erdem ve Tuğba bankodaki yerlerinde müşterileriyle ilgileniyorlar. Buyurun, iyi günler. Ya arkadaşlar, bir şey merak ediyorum. Ha, Lütfü Bey yok mu bugün? Yo, odasında. Odasında. Allah Allah. Hayır, onca saat oldu, hala bir bilmece sormadı da o yüzden soruyorum. Bilmem, aslında bilmece sorununa çözüm mü bulmuş ne? Çözüm mü bulmuş? Ya ne diyorsunuz siz arkadaşlar? Müjdeyi niye vermiyorsunuz ya? Buyurun, iyi günler. Evet Nurhan'cığım, artık bilmece cevabı düşürmekten kurtulduk. Hadi ya. Hayır, nasıl bir çözüm buldu acaba? Arkadan Nurhan'ın omzuna el attı. Bismillahirrahmanirrahim. Artık kendime daha eğlenceli bir şey buldum Nurhan. Yani müdürüm, olacak şey mi ya? Ödümü patlattınız. Siz hangi ara geldiniz oraya? Derler ki Lütfü bankada 10 kaplandan daha sessizdir. Şey müdürüm, ya şu bilmece illetinden kurtulduğunuzu duydum da hakikaten çok sevindim. Yalnız demin de onu sordum. Yani merak ettim ya. Nasıl hallettiniz bu işi? Kendime uğraşacak başka bir şeyler buldum. Doktorum öyle söyledi. Ne gibi? Artık bulmaca çözüyorum. Bulmaca mı? Gazetenin bulmaca sayfasını gösterdi. Kare bulmaca. Evet. Hayır, kendinize yeni bir hobi edinmek en iyisiydi. Çok yerinde bir karar olmuş. Aynen öyle. Şimdi soldan sağa, yukarıdan aşağı bunları çözmek için sabırsızlanıyorum. Ben gideyim hemen çözeyim. Sana kolay gelsin. Çalışın arkadaşlar. Çalışın. Kolay gelsin. Kurtuldum, çok şükür ya. Aynen öyle Nurhan'cığım. Aynen öyle. Artık rahat rahat çalışabiliriz. Oh, oh. Oh be. 15. Gel abim, gel. Gel, böyle gel, böyle. 14 numara. Ama ne güzel. İyi bir şey gelmemiş. Efendim işte finale kalanlar bunlar. Siz ne diyorsunuz? Hangisini seçelim düğün davetiyesi olarak? Ya Sarp'cığım, anana babana gösterdin mi onları? Babacığım gerek yok.
Gerek yok, ben onlarla konuştum. Kemal Beyler neyi uygun görürlerse bizim için de uygundur dediler. Ay ne kadar şeker, ay ne kadar pozitif insanlar vallahi. Çok hoş değil mi Kemal? Aynen öyle. Cavidan Sarp'ın ofisine girdi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay ne kadar zamandır Sarp sizinle tanıştırmak istiyordu beni. Nasılsınız? Ay öpeyim. Şevval'in elini öpüp alnına koydu, ardından yanaklarından öptü. Şevval neye uğradığını şaşırmış. Sizi de öpeyim. Allah'ım. Evet. Yanaklarınızdan da. Timuçin adeta mest oluyor. Ay çok tatlısınız. Marshmallow, sen kimsin? Zehra telaşla içeri daldı. Ay ben Sarp Bey'in... kendisi Sarp Bey'in efendim sekreteri oluyor. Ondan da yakın. Özel sekreter efendim. Ondan da yakın. Özel kalemi efendim. Kalemim diyor bana demek ki. Ay tabii kalem gibi olduğum için bana kalemim diyor. Ama bana hiç bunu söylemedi. Biz içeri geçelim de efendim. Ben size Bilal'i anlatacağım. İyi günler efendim. Görüşürüz. Cavidan'ı kolundan çekiştirerek dışarı çıkardı. Şevval, bu neydi şimdi ya? Kim? Galiba bizim oğlanın kırıklarından biri. Sekreter süsü verilmiş bir bomba. Ama yani bu Sarp'ın yaptıkları da benim iyicene sinirimi bozmaya başladı yani. Ya bakar mısın Allah aşkına, rezalet ya. Ortada bir Arap şeyhliğinin milli geliri kadar bir servet var. Ama bizim oğlan hala düğünü yapamadı ya. Bunda bizim de kabahatimiz var ama Tim. Bak geldik, düğün oluyor işte. Hayır yani, şunu Kemal Bey bir görse tam bir rezalet. Ayrıca Sarp'ın yanında o Nurhan denen herif bir pırlanta gibi parlamaya devam ediyor. Ne yapıp edip o Nurhan'ı bu aileden uzaklaştırmamız lazım. Aynı fikirdeyim hayatım, aynı fikirdeyim. Yoksa durum... İçler acısı olacak yani. Ayrıca nakit akışını sağlayabilmemiz için Sarp'ın Kemal Bey'in şirketlerinin başına geçmesi lazım. Bunun başka yolu yok. Aynı fikirdeyim Marshmallow'u. Şükrü mutfakta oturmuş çerez yiyor. Ya demek davetiyeleri geldi ha Şükrü? Ona davetiye deme, büyük ayıp olur, haksızlık olur ya. Valla bence o davetiyeleri basmak için Türkiye'nin bir bölümü çöl olmuştur. Ne diyorsun la, o kadar büyük mü yani? Sen ne diyorsun ya, hormonlu davetiye bunlar ya. Ama bak ben sana bir şey diyeyim mi? Yani en azından Allah'ımıza bir şükür ki sonunda Zarp Bey'le Rüya Hanım'ın nirvetini görüyoruz değil mi ya? Allah'ıma şükürler olsun valla. Kız bazen kavga ediyorlardı falan ya. Anam nasıl korkuyordum ayrılacaklar diye. Allah'tan şimdi evleniyorlar. Sabah akşam ben artık Zarp'ı yolarım. Ya yuh Şükrü ya. Sen hala paradan bahsediyorsun ya. Baksana şu gözlere. Dolar dolar işaretleri dönüyor ya. Paradan bahsetmişken sen şimdi düşünelim bakalım. Bu düğünde biz onlara ne takacağız şimdi? Ya ne takacağız Allah aşkına? Ben Zarp'a taksam borç takarım ya. Ya yuh Şükrü. Olur mu öyle şey ya? Yani en azından... Ne bileyim ben ya, şimdiden hazırlık yapmamız lazım bizim değil mi ya? Tamam canım, bir hazırlık yaparız ne bileyim. Bir çeyrek altının dörtte birini falan takarım ben ona. Yok ya, çeyrek olmaz, saçmalama ya. İşte ben de onu söylüyorum, saçmalama diyorum kendi kendime. Çeyrek olmaz diyorum, çeyreğin dörtte biri olur diyorum. Şu gram altınlar var ya, böyle baktığın zaman karşı taraf gözüküyor, ondan takarım diyorum. Ya gerçekten yiyorsun ha Şükrü. Ya bu adamdan var ya, yolduğun böyle bahşişlerle gidersin kuyumcu dükkanı açarsın. Sen hala hiçbir şey takmayacağım diyorsun ya. Ben en azından bir tane bilezik falan takarım yani. Hadi be oradan. Ne bileziği ya? Ne bileziği Allah aşkına? Ben seninle evlenirken sana bile bilezik takmadım. Ona mı takacağım ya? Bu bilezik dediğin şey ağaçlarda mı yetişiyor? Gidiyorsun ağaçtan, sökün çıkartın, gelip takıyor. Bırak Allah aşkına ya. Ben hallederim. Zamanı gelince takacağım bir şey bulurum. Şükrü çerez ve meyve suyunu aldı gidiyor. Ha işte. Tipik bir para isteme benden. Buz gibi soğurum senden davırları. Müştemin hayatına gidelim istersen. Ya yürü git Şükrü. Yürü git. İşim gücüm var benim hadi. Teklif var ısrar yok. Ya yürü git. Ben müştemin hayatındayım.
Efendim? Ha, efendim müdürüm. Tabii hemen geliyorum Lütfü Bey. Ne oldu Nurhan? Vallahi bilmiyorum ama müdür bey odasına çağırıyor. Ama rahatım. Bilmece sorusu sormayacağı için rahat rahat gidebilirim. Aynen öyle Nurhancığım. İçimde böyle anlamlandıramadığım bir huzur var abi ya. Ya arkadaşlar, farkında mısınız? Resmen stres kat sayımız azaldı ya. Nurhan ağzı kulaklarında oturduğu yerden kalktı, müdürün odasına doğru ilerliyor. Erdem'in arkasından geçerken sevecence omzuna dokundu. Buyurun müdür bey. Hoş geldin Nurhancığım. Sana çok önemli bir sorum olacak. Hayrola buyurun, ne oldu? Soldan sağa 8 harf. Lavanta çiçeğinin bir başka türü. Anlamadım, ne diyorsunuz? Soldan sağa 8 harf. Lavanta çiçeğinin bir başka türü. Ya bir dakika müdür bey. Siz beni T'ye mi alıyorsunuz? Yo sen T için çağırmadım. T'yi buldum, boru sesi. O yukarıdan aşağı 4'tü. Ha? Yani bilmece bitti, bulmaca başladı şimdi, öyle mi? Evet. Bulmacaya başladım. Bu sayede bilmece illetinden kurtuldum çok şükür. Yani size inanamıyorum ya. Hakikaten inanamıyorum. Ya beni buraya bulmacaya yardım etmem için mi çağırıyorsunuz? Aynen öyle. Ve soruyorum. Soldan sağa 8 harf. Lavanta çiçeğinin bir başka türü. Lavantin olması lazım ama. Lavantin. Oluyor. Lavantin oluyor. Çok teşekkür ediyorum Nurhancığım. Sağ ol. Görüşürüz. Kolay gelsin. Peki müdür bey. Size de kolay gelsin. Nurhan müdürün odasından çıkarken yağ sabun modunda ellerini havaya kaldırdı. Canı sıkkın, keyifsiz bir halde bankoya doğru yürüyor. Ay ne oldu Nurhan ya? Yoksa müdür beyin yine bilmece krizi falan mı hortladı? Hayır. Bilmece sormadı. Oh çok şükür, bir an bilmece krizi tekrar başlayacak diye çok korktum abi ya. Hiç öyle çok şükür falan deme Erdemciğim. Ha, bilmece sormadı ama bu sefer de bulmaca sorusu sordu. Bulmaca mı? Evet. Ya bu hani bilmece bağımlılığından kurtulmak için bulmaca çözmeye başlamış ya. Bu sefer de çözemediği, bilemediği sorular için çağırmış. İnanmıyorum ya. Pardon. Efendim. Buyurun müdür bey. Bir dakika, nasıl? Ton ve makam temeline bağlı kalmadan yapılan beste. Kaç harfli? 6 harfli öyle mi? Atonal oluyor mu? Evet, atonal. Bir şey değil efendim. Bir şey değil. Ne oldu Nurhan? Bulmaca mı sordu? Evet. Yandık arkadaşlar, bakın açık net söylüyorum. Bu adam bütün bulmacayı bize çözdürecek, haberiniz olsun. Vallahi öyle. Vallahi arkadaşlar farkında mısınız? Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk, iyi mi? Bilmece daha iyiydi. Bir soru sorup gidiyordu. Ha şimdi zırt pırt arıyor. Buyur, al işte. Kesin odur. Efendim? Efendim? Tabii efendim, buyurun, buyurun müdür bey, buyurun. Talyum elementinin simgesi. Çok güzel. Ta oluyor mu efendim? Ta. Güzel. Evet dinliyorum. Ma, evet eski dilde su, ma. O... Her resimdeki oyuncu. Ciddi olamazsınız efendim. Lütfü Bey, buradan nasıl bilebilirim resimdeki oyuncuyu? Göstermediniz. Hayır, Tamam müdür bey, tamam efendim. Hayır, ben yemeğe çıkmayacağım. Hayır, sizinle çıkmak istemiyorum yemeğe. Biliyorum, bulmacayla geleceksiniz. Tamam, resimdeki oyuncuyu görmek için geliyorum. Ben bu diyorum. Vallahi Sepil, bana kalırsa da ben de onu beğendim de... yani eninde sonunda uşaklar karar verecekler tabii yani. Çiçeğim, sen ne diyorsun? Ay, vallahi bilemiyorum ki. Kararsızım. Ya Sarpişkom, keşke şöyle bir şey yapsaydık. Hani hediye babında böyle içlerine ne bileyim... balayı davetleri koysaydık. Mesela Maldivler bir tanesinde, bir tanesinde Paris, bir tanesinde LA. Ha? Ya bakıyorum içleri hep boş, sadece davetiye. Hayatım ne diyorsun?
İşte o zarfların içinden bizim düğün davetiyelerimiz çıkacak. En büyük hediye o. Ayrıca niye hediye koyuyoruz? Yani yarışma programı mı bu? Ne bileyim, daha heyecanlı olur falan diye düşündüm yani. Nasıl daha heyecanlı? Kızım, bungee jumping yarışması mı bu? Nedir? Ne heyecanı yani? Neyse, o zaman... Siyah deriden üzeri taşlı davetiyeyi seçti. Bu olsun. Ha, en pahalısı diyorsun yani. Ay yok canım, ne ilgisi var pahalılığıyla yani? En güzeli bu, o yüzden. Evet evet, doğru söylüyorsun. Zaten bu yurt dışından gelmiş. Vallahi rica minnet, öyle. Ben de numuneyi aldım, getirdim göstermek için. Evet evet, kesinlikle bu olsun zaten. Ta yurt dışından gelmiş yani. İyi o zaman hayatım, şunu şöyle ayrı bir yere koyalım da... ...şimdi başına da bir şey gelmesin çünkü... ...hani dünya para... ...şurada dursun, şöyle ayıralım. Davetiyeyi götürüp sehpanın üzerine bıraktığı sırada... ...biricik mama tabağıyla içeri girdi. Gel boncuğum, gel. Ayağa takılınca mama davetiyenin üzerine boca oldu. Biricik ne yaptın? Çok özür dilerim, gerçekten çok özür dilerim. Gitti numune. Kızım iyi misin? İyiyim, iyiyim babacığım. Ben Mahmut Kemal'in mamasını hazırlıyordum. Bir anda böyle ayak boşluğa geldi. Nasıl olduğunu anlamadım ya. Çok özür dilerim. Serp, ben hemen gidip temizliyorum şimdi, tamam mı? Olur olur, sakin ol. Allah Allah, nasıl oldu bu ya? Hay Allah. Aslında ben biliyorum da nasıl olduğunu. Hepimiz biliyoruz yavrucuğum. Söyledi ya, ayağı boşluğa gelmiş. Hayır anneşkocuğum, onu söylemiyorum. Nurhan'ın sakarlığı resmen Biricik'e bulaştı. Nasıl ya? Nurhan'ın... Ne alakası var ya? Ya hayatım, bu biricik Nurhan'la bir arada ola ola aynı ona benzedi. Bu bir şey değil. Sen bugün başına gelenleri bir bilsen. Bugün neler oldu neler? Ne oldu ya? Şimdi Mahmut Kemal'i almış hayatım, tamam mı? Bebek arabasına koymuş, dışarı çıkmışlar, geziyorlar. Karşılarında da duvar, koca duvarı sen görme. Çocukla beraber gir duvara böyle. Meryem mutfak masasında oturmuş, tahtanın üzerinde yeşil biberleri ince ince kıyıyor. Şükrü kucağında boş tabak ve bardakla içeri girdi. Selamlar. Meryem irkildi. Ay, selamlar Şükrü. Meryem'in yanına oturdu. Şuraya bak ya, şuraya bak ya. Vallahi billahi bir sanat eseri yapıyorsun sanki. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum seni. Karşında eğiliyorum Meryem. Sen çok güzel yemek yapıyorsun ya. Harika yemekler yapıyorsun sen Meryem ya. Allah çok teşekkür ederim Şükrü. Ne oldu, kuru fasulye mi istiyorsun? Yok, kuru fasulyeyi severim. Kuru fasulye forever. Yani kuru fasulye düşünmediğim an bile yok. Ama sen bütün yemekleri çok güzel yapıyorsun Meryem ya. Hayret. Yani ardından bir şey istemediğinde, yani bu biraz önceki iltifatların pek bir gurur verici geldi yani. Ya Meryem, yani yiğidildir hakkını ver demişler. Çok ciddi söylüyorum. Sen benimsin diyen, yani şef aşçıya bir iş basarsın. O kadar güzel yemek yapıyorsun sen be. lan, abartma lan, şımarıcım ha. Vallahi ciddi söylüyorum kızım. Gerçekten. Yani bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hakkıya hakkını vermek lazım. Haklısın, hakkını veriyorum. Sen o kadar güzel yemekler yapıyorsun ki... ...ben parmağını yiyen adamlar gördüm. Parmağını ısıran adamlar gördüm be. Var ya... ...senin bu tatlı dilin var ya... ...bu fitonu bile böyle deliğinden çıkarır ha. Ya Meryem, ben hep gerçekleri söylüyorum. Kesinlikle öylesin, çok iyi yemekler yapıyorsun. Bak şey diyorum, şimdi sen, hani şimdi Zarp ve Riyam Hanım evlenecekler ya... ...onların diyorum düğününde, yemeklerinde, catering hizmetini biz bilsek diyorum. Catering mi lan? Catering şey, hani yemeklerin katırlarla taşınması olayına catering... Ya Allah Allah, hani düğünlerde böyle yemekler falan veriliyor ya... ...işte onu böyle büyük firmalar hazırlıyorlar. Onlar hazırlıyorlar, düğünlerde yemekleri onlar veriyor. Onların yerine biz yapalım diyorum. Yuh! Ya şimdi sen bana böyle 2000 kişiye yemek mi yap diyorsun Şükrü? Sen koçsun. Sen yaparsın. Sen tuttuğunu koparırsın. Hemen diyorum ben bahçeye kazanları kurayım diyorum, tamam mı? Bir keşkek yaparsın. Sonra bir etli yahni yaparsın. Sonra ne bileyim böyle bir şehriye çorbası. Bir tavuk, pilav. Bir de cacık. Allah yine de yanında yap. Sen yapan bunu. Tabii canım yani.
Tabii ki ya. Yani sen bana iltifat edeceksin de ardından benden bir şey istemeyeceksin. Olur mu hiç öyle şey? Tabuk gibi yolacaksın tabii beni ya. Ya hayatım ne alakası var Allah aşkına ya? Kazanacağımız parayı düşün. Bak adam başı 50 liradan yapsak 2000 kişi 100 bin lira eder ya. 100 bin TL. Ya Şükrü yürü git Allah aşkına ya. Valla biraz daha fazla konuşursan kafana merdaneyi yiyeceksin ha. Hayatım şu yemeği yap, bu işi yap, ondan sonra jübileni yap. Bir daha hiçbir şey istemiyoruz senden. Tamam Şükrücüğüm. Bak senin de şu merdaneni bir tadına bak. Ben de sonra hiçbir şey istemeyeceğim senin. Bak ben seni şöyle bir güzel pembeleşinceye kadar yoğurayım tamam. Ondan sonra istediğini yaparım, oldu mu canım? Şakası bile kötü Meryem. Vallahi şakası bile kötü. Hemen kapıyı kapatma. Ya müzakerelere devam edelim. Konuşalım, tartışalım. Geri gelirse biraz birbirimize laf sokalım, edelim bilmem ne yapalım. Ama şiddet yok. Ama şiddet yok. Müzakereye devam edelim. Tabii canım devam edelim. Tamam cacık yapma. Tamam. Diyelim cacık yapmadım. Yok yok yapmadık. Sen sadece müzakerenin tadına baktın o kadar. Yani hiç cacık falan yok. Şükrü gel. Gel lan gel Şükrü gel. Allah Allah. Demek Nurhan'ın sakarlığı Brüce'ye geçmiş ha. Vallahi rüyam öyle söylüyor ama sen aldırma hayatım. Şimdi o düğün arifesinde kafasını neye takacağını bilemiyor. Allah beni de iyice bunalttı anneciğim. Evet, düğün davetlileri listesi de hazır. Ya ben sizi yalnız bırakayım baş başa. Çünkü benim biraz işim var. Olur mu? Olur anneciğim, görüşürüz. Görüşürüz anneşkocuğum. Bu mu liste hayatım? Evet hayatım, al bak. Ben de birkaç isim eklemek istiyorum çünkü listeye. Tabii ki kalbim. Ne demek? Ekle, ekle. Sarp listeyi eline alınca şok oldu. Barack Obama nedir ya? Nasıl nedir? Başkan hayatım. United States of America President'ı. Bilmiyor musun? Tamam da hayatım yani bir akrabalık, bir tanıdıklık falan mı var yani? Niye yazdın ismini? Ay ben sana söylemedim mi? Ne? Geçen sene halamın kızının düğününe gelmişti. Ay nasıl şaşırdı, şaka yapıyorum. Şaka yok öyle bir şey. Yani bizim düğünümüz asrın düğünü olacak ya hayatım. Mutlaka gelir diye düşünüyorum. Ya hayatım adamı tanımıyoruz etmiyoruz. Niye gelsin ya? Allah Allah ben davetiyemi gönderiyorum. Gelmezse o tamamen onun terbiyesizliği yani. Hı-hı. Diyorsun. Evet. Victoria David Beckham çifti. Bu bizim bildiğimiz Victoria David Beckham çifti mi? Evet hayatım. Gerçi eski havaları kalmadı ama yine de ahım vardı. Bir gün düğünüm olursa onları çağıracağım demiştim. O yüzden onlara da yolladım. Onlarla bir akrabalık falan mı var? Ne bileyim hala kızı, dayı oğlu falan. Hayır Sarpuşkom saçmalama ne alaka? Niye öyle bir şey olsun? Ha. Ben davetiyeyi göndereyim de diyorsun. Gelmezse o onun şahsi terbiyesizliği. Tabii canım aynen öyle. Allah. Ya bu... Kaç kişilik bir davetiye hayatım bu? 4000. Ne? Merak etme yarısı gelmez zaten. Olur mu hayatım ya asrın düğünü kaçırırlar mı? Allah aşkına sen de hepsi gelir ya. Tamam. Bakayım. Al Pacino. Hı. Robert De Niro. Hı. Steven Spielberg. Hı. Bill Gates. Mark Zuckerberg. Natalie Portman. Vallahi muhteşem bir liste olmuş hayatım gerçekten. Değil mi? Robert De Niro kesin gelir diyorum. Tabii ya çekimi falan yoksa muhakkak burada o. Tabii tabii çok hassasmış böyle konularda. Mutlaka gelir diye düşünüyorum. Bak bu konuklarla var ya düğünümüz efsane olacak. Katiyen unutulmayacak hayatım. Tabii tabii gerçekten unutulmaz bir gece olacak konuklarla. Aynen öyle aşkım. Aşkım sen şimdi hemen kendi ekleyeceğin isimleri ekle. Ondan sonra zarfları bir an önce yazdıralım. Tabii tabii hayatım merak etme. Ben sekreterime söylerim. Listeyi veririm halleder o. Sekreter olmaz hayatım. Ne? Bizzat kendin ilgileneceksin. Çünkü böyle altın varakla yazılmasını istiyorum. Ayrıca da matbaa istemiyorum. Hattatçı bulacaksın. Hattatçı mı? Evet. Hattat. Ben nereden bulayım hayatım Hattat'ı ya? Onların nesli tükenmiştir ya bir tane yakalmıştır ya da o da ölmüştür. Ben bulamam şimdi Hattat Mattat. İnanmıyorum Sarpişkom ya. Gerçekten inanmıyorum. Düğünüm için ufacıcık bir şey istiyorum ve sen bunu reddediyorsun ve sinirlerimi zıplatıyorsun yani. Ufacık bir şey ne demek Hattatçı bulamam ya? Gerçekten çok kırıyorsun beni. Tamam hayatım tamam. Ben bulurum sana Hattat bulurum. Daha üzülme ya. Söyle. Göz bulacağım sana Hattat. Güzel yazacağım zaten. Büyük söz. Büyük göz. Kocaman göz. Gerçekten. Gerçekten bulacağım ben sana. Bulacağım mı? Vallahi bulacağım. Hatta en iyi Hattatçıyı bul.
Hatta bulacağım. Ay kardeşim, teşekkür ederim. İşte böyle Kemal'im. Rüyam tutturmuş, Biricik'te Nurhan gibi sakar talihsiz oldu diye. Ya olur mu öyle şey Serpil? Ya ben de aynı şeyi söylüyorum. Böyle şey olur mu? Tabii olmaz. Ama bugünlerde de az şey gelmedi yani başına. Ay. Bu sırada Biricik başına buz torbası tutarak verandaya çıktı. Serpil telaşla ayaklandı. Kızım ne oldu? Ay, ay yavrum gel, gel. Ay gel, otur, otur. Allah'ım, Allah'ım. İyi misin boncuğum? İyiyim anneciğim, merak etmeyin, iyiyim. Ya ne oldu biliyor musunuz? Mahmut Kemal'in oyuncağını bizim yatağın altına düşürdüm. Oradan çıkarken de kafamı yatağın altına çarptım, çok fena. Ay, ay yavrucuğum. Bugünlerde biraz şanssızsın galiba. Yok canım ya, bunlar herkesin başına gelebilecek küçük aksilikler sadece. Kemal yan yan Biricik'i süzerken geçmişe gitti. Nurhan'ın bu işte bir kabahati yok diyorsun yani. Evet efendim, herkesin başına gelebilecek küçük bir aksilik. Oğlum ağzını topla Ramazan Ramazan ya, ne kutup ayısı ya. Tövbe bismillah ya, Allah Allah. Herkesin başına gelebilecek ufak aksilikler bunlar. Benim bu Nurhan sakarlıkları yüzünden başımıza gelmedik, bela kalmadı efendim ya. Allah Allah, ben sakar değilim. Bunlar herkesin başına gelebilecek küçük aksilikler ya. Tedirgin bir halde sıyrıldı geçmişten. Evet tabii canım, bunlar herkesin başına gelebilecek ufak tefek aksilikler de. Bu aralar senin başına yağmur gibi yağ kızım. Ya abartmayın babacığım lütfen ya. Ya dediğim gibi bunlar herkesin başına gelebilecek ufak tefek aksilikler canım. Ay neyse şu buz eridi, ben en iyisi gidip değiştireyim, başım daha fazla şişmesin. Tabii yavrum, keyfine bak sen. Biricik kendi kendine söylenerek salona geçiyor. Kemal Serpil'e manidar bir bakış attı. Duydun mu Serpil ne dedi? Herkesin başına gelebilecek ufak tefek aksilikler. Aynı Nurhan'ın lafları, bak bak. Yani Kemal'im ne kadar negatifsin, çağırıyorsun. Pozitif ol. Hayır dile komşuna, hayır gelsin başına. Rüyam heyecanla verandaya çıktı. Evet anneşkocuğum, babişkocuğum. Davetli listesi hazır. Sarpişkom bir temiz üstünden geçiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ya biz de Biricik'in başına gelen aksilikleri konuşuruz. Az önce kafasını vurmuş yatağa. E bak gördünüz mü? Ben size söylüyorum. Nurhan'ın başına gelen talihsizlikler Biricik'e geçti diye, ama bana inanmıyorsunuz. Ama ben size bunu kanıtlayacağım. Kanıtlayacak mısın? Evet. Nasıl olacak o çiçeği? Tabii önce bir sağlamasını yapmam lazım. Ben gidip telefonu alayım. Nurhan'ı arayacağım. Serpil ile Kemal'in şaşkın bakışları Rüyam'ın üzerinde. Kemal bu yine ne saçmalayacak der gibi Serpil'e baktı. Nurhancığım dinle. Hekimlikte de kullanılan kasları sinirleri uyarıcı, mide salgısı ve metabolik hızı arttırıcı şey. Bilmiyorum müdür bey, bilmiyorum. Bilmiyorum yok, bilmen lazım. Yoksa bu bulmacayı çözemeyiz. Düşün ve bul Nurhancığım, düşün. Aa, çok özür dilerim müdürüm, benim bu telefona bakmam lazım. Bakamazsın, telefona bakamazsın. Önce bulmacayı çözeceğiz. Dinle Nurhan, hekimlikte de kullanılan kasları sinirleri uyarıcı, mide salgısı ve metabolik hızı arttırıcı madde. Tamam tamam, söylüyorum, kabul. Kafein, kafein oluyor mu? Kafein, kafein. Kafein. Oh, çok teşekkür ediyorum Nurhan. Ne demişler? Bir kafeinin 40 yıl hatırı vardır. İzin falan lazım olursa ara beni. Konuş konuş, kolay gelsin. Çalışın arkadaşlar, çalışın. Efendim Rüyam. Nur hoşçum, nasılsın demek için aramıştım canım. İyiyim, teşekkür ederim Rüyamcığım. İyiyim diyorsun. İyiyim derken, yani acaba diyorum bugün başına ufak tefek aksilikler falan geldi mi canım? Hani bir talihsizlik falan. Yok, her şey normal. Tabii, sana göre her şey normal olabilir, biliyorum. Zaten sana göre senin başına gelen ufak tefek aksilikler herkesin başına gelebilecek ufak tefek aksilikler. İşte o aksiliklerden falan bir şey geldi mi başına diye soracaktım canım. Hayır Rüyam, çok şükür bir şey olmadı. Ha, dün de olmadı, bugün de olmadı yani. Ay niye sordun? Hiç yani, malum hani senin başına her gün bir felaket geliyor ya. O bakımdan iyi misin acaba diye merak ettim. Evet iyiyim Rüyam, teşekkür ederim. Hayır. Ya beni düşünüyorsun, yapma Allah aşkına. Onca düğün hazırlığım var. İşin başından aşkın, çok teşekkür ederim beni düşündüğün için. Ay canım. Tamam o zaman Nurhancığım. Öpüyorum. Sana iyi çalışmalar diliyorum canım. Hoşça kal. Allah Allah. Gördüğünüz gibi düşüncemin sağlaması da
Tamam. Gördüğünüz gibi Nurhan'ın başına bugün de bir felaket gelmemiş. Buna ne dersin Serpil? Negatifsin. Çağırıyorsun diyorum. Yani Allah'ım insan hiç takarlık bulaşır mı canım? Söz konusu Nurhan'sa her şey olabilir Serpil. Katılıyorum babişkocuğum. Ayrıca ne diyorum ben size bunu kanıtlayacağım. Nasıl olacak bu? Şöyle. Ben şimdi salona gidiyorum. 5 dakika sonra orada buluşalım. Oraya gel. 5 dakika. Ne yapar bu Serpil? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Allah'ım yani... Baba kız negatif negatif sabah sabah. Size bunu kanıtlayacağım dedi gitti. Lan ne yapacak acaba bu? 5 dakika sonra görürsün canım. Kemal hayretler içinde başını çevirip kapı tarafına baktı. Badire ile Mahmut'un yaşadığı kırmızı ev. Badire giyinip süslenmiş aynanın karşısında yanaklarına allık sürüyor. Ya hadi Badire Allah aşkına ya geç kalacağız ya. Tamam. Çocuğumuzu rezil mi edelim orada canım? Niye rezil ediyoruz ya? Biz hayırlı iş için gidiyoruz. Bak çiçek geldi. Giderken çikolatamızı da alırız gideriz. Tamam sabret biraz. Ya neyi sabrediyorum ya? Dal budak verdim burada ya. Neredeyse meyve vereceğim ya. Sen versen vıdı vıdı meyvesi verirsin Mahmut. İşte hazırlanıyorum canım. Allah Allah. Bak Badire peşin söylüyorum. Oğlanı da beni de rezil edecek bir şey yaparsan orada bozuşuruz ona göre ha. Yok canım. Yapma merak etme. Sen beni kraliyet ailesinin ortasına alsan ben pot kırmam. Sen kendine bak. Tabii senin aile İngiltere Kraliyet Sarayı'ndan gelmişti. Ben yoldan bilirim. Bak çiçek aldık. Giderken çikolata da alacağız. Tamam işte. Hadi Mahmut ben hazırım. Hadi acele et biraz da çıkalım. Ya ben dünden beri hazırım ya. Badire taba rengi deri çantasını koluna takıp aynanın karşısına geçtiği sırada Mahmut bir buket çiçekle hole geldi. Hadi ya hala bakıyorsun hadi yürü. Allah Allah. Tamam kapat. Of ya. Hayır altın varakla Hattat'a davetiye yazdırmak nedir ya? Neredeyse bir ev parası ya Allah Allah. Arabayı tekmeledi. Yavaş. Camdaki yansıması. Hayır şu düğün bir an önce olup bitmezse hakikaten papaz olacağız yani rüyamla. Çok konuşma. Rüyam olmasa perişan olursun. Ya altın varakla Hattat'a yazı yazdırmak istiyor ya davetiyelerin üzerinde. Hadi altın varağı bulduk. Hattat'ı nereden bulacağız? O senin sorunun Sarp. Yani hovardalıkla uğraşacağına işinle uğraşsaydın şu anda şirket bu halde olmazdı. Öyle camdan konuşmak kolay vallahi. Kırarım camını ha. Allah Allah. Hayır nerede bu Şükrü? Niye beni uğurlamıyor? Şükrü. Aa, Zarp Bey, siz gidiyorsunuz mu? Haydi güle güle. Ne o? Şükrü, bahşiş toplama işini sana mı devretti? Yoo, benim filada işlerim vardı, o yüzden buradan geçiyorum. O zaman Şükrü nerede? Hay gidiyorum yani, gider ayak nereden baksan bir 200 lira koparırdı benden. Doğru diyorsunuz da Zarp Bey. Bizim oğlanın ödevleri vardı, Şükrü ona yardımcı oluyor. Derslerine mi yardımcı oluyor? Ne diyorsun sen ya? Bizim oğlanın güzel yazı dersi varmış neyin? Ona yardım ediyor işte. Allah Allah. Ya Şükrü yazı yazmayı bilmez ki. Size öyle geliyor Zahir Bey. Bakın Şükrü bu villadaki işi bulmadan önce tabelacıda çalışıyordu. Yani açık özense var ya inci doğalesi gibi yazılar yazar. Vallahi inanmam. Ha, görmeden inanmam. Dizi setinde semaverden çay dolduran bir adam. Böyle habersiz gidiyoruz. İnşallah bir sorun çıkmaz. Ya ne sorun çıkacak? Bakıp çıkacağız. Hem hayırlı bir iş için gidiyoruz değil mi? Oradalar galiba. Ha? Çocuklar buradalar. Semaverin önündeki adamın yanından geçtiler. Burhan'a böyle habersiz gidiyoruz diye bize kızmaz inşallah. Ya ne kızacak canım Allah aşkına ya. Bunda kızacak bir şey yok. Ha, burası bak kapı burada. Gel girelim içeri. Dikkat et. Çekim yapılan evin bahçe kapısından içeri girdiler. Şükrü Junior'la birlikte müştemilatın önünde oturmuş, güzel yazı defterine el yazısıyla bir şeyler yazıyor. Junior dikkat kesilmiş. Nasıl? Güzel oluyor değil mi? Güzel yazıyorum değil mi Junior? Sahiden güzel yazıyorsun baba. Oğlum, her işi özenerek yapacaksın. Bir işe özenirsen, tamam mı? O işi güzel yaparsın. Gerçi senin yazını okumak için 6 sene tıpta okumak gerekiyor ama neyse vitaminsiz Harry Potter.
Abla sen nasıl öğrendin bu dudağı güzel yazmayı? Oğlum bu doğuştan gelen bir yetenek. Ben istesem bütün işlerde bir numara olurum. Mesela ne gibi işlerde baba? Mesela yavrum, balavracılık gibi. Ya sen babanın dediklerine bakma Allah aşkına. O bundan önce tabelacıda çalıştı. O yüzden öğrendi böyle güzel yazmayı. Şükrü, bu yazıyı sen mi yazıyorsun? Evet efendim, ben yazayım. Gerçi Meryem karizma hiç çizmese daha çok böbürleneceğim ama biliyorsunuz karizma benim teflon tava gibi. Bir kere çizildikten sonra bir daha iflah olmaz. Vay vay vay. Sende ne cevherler varmış da biz görmemişiz ya. Efendim sizin de güzel yazı ödeviniz olsa siz de görürdünüz. Tabii ki görürdü de yalnız Sengi gibi bedavaya değil. Gidip babam onu davut gibi yollarda. Ne oldu ya? Ben bir şey mi kaçırdım? Çocuk gülüyor ya. Hanım gülüşü böyle. Sarp ağzı açık ayran budalası gibi kafasını uzatmış merakla Şükrü'nün yazdıklarına bakarken defterin içine düştü. Şükrü şaşkın. Sarp toparlanıp doğruldu. Rüyam salonda yere çömelmiş testereyle sandalyenin ayağını tam ortadan kesiyor. Üst kattan salona inen Serp ile Kemal Rüyam'ı o halde görünce şaştı kaldılar. Ne yaparsın kızım? Evladım delirdin mi? Niye kesiyorsun sandalyenin ayağını? Merak etme anneşkocuğum, hepsini kesmiyorum. Sadece üstüne biri oturduğunda çökecek kadar kesiyorum. Ha iyiymiş canım. Delirdin mi sen? Tam tuzak bu evladım, niye yapıyorsun? Test için anneşkocuğum. Hani Nurhan'ın sakarlığı Biricik'e geçti mi geçmedi mi onu test etmek için yapıyorum. Nasıl olacak o? Şimdi şöyle babişkocuğum. Ben bu sandalyeyi hazırladıktan sonra masada herhangi bir yere koyacağım. Ondan sonra Biricik'in gelmesini bekleyeceğim. Yani bunu bir filmde görmüştüm, uyguluyorum. Evladım, bak bu sakarlığın bulaşması çok küçücük bir ihtimal. Yani %16,666666. Tamam Selvi, tamam anladım, anladım. Kızım şimdi eğer Biricik bu sandalyeye oturmazsa, yani Nurhan'ın sakarlığı ona geçmemiş mi olacak? Aynen öyle babişkocuğum. En azından kafamızı dinleriz Serpil. Ay çok negatifsiniz Kemal'im. Bak bak bak. Yoksa haklı olabileceğimden mi korkuyorsun anneşkocuğum? Ya bir denemekte fayda var. Tamam. Ama bak. Kızımın kılına zarar gelsin. İkinizden de hesap sorarım ha. Evet. Mükemmel oldu. Tebrik ediyorum kendime. Bu tamam. Haydi bakalım. Şimdi ben gideyim. Bunu herhangi bir yere koyayım. Sonra sakar Biricik'i beklemeye koyulalım. Baba kız, ortalara bir yere koy, ortalara. Sen de buna uyuyorsun yani, aşk olsun Kemal'im. Ya sen tamam işte, birazdan bekleyecek, sonucuk, ölecek yani. Rüyam sandalyeyi getirip masadaki baş köşenin sağına koydu. Hemen yanındaki sağlam sandalyeyi göstererek yer değiştireyim mi diye sordu Serpil ile Kemal'e. Serpil hey Allah'ım diye ellerini kaldırınca Rüyam sandalyelerin yerini değişti. Kez olsun bana seni seviyorum demedim. Burhan yönetmen koltuğunda. Tamam kestik. Bu sahne biter. Burhan monitörün karşısında asistanıyla kafa kafaya verdi. Hangi sahneye geçtik? Sahne 78 hocam. 78. Mahmut'la Badire kapıdan Burhan'a bakıyorlar. Ah, baksana koltuğun arkasında yönetmen yazıyor. Maşallah de, nazarın değecek. Haklısın. Neyse tamam, ben sahneye bakayım. Tamam hocam. Tamam. Asistan kız yanlarına geldi. Yahu nerede kaldınız siz? Kim? Biz mi? Evet, hoca sizin yüzünüzden bize kızacak. Hoca kim? Burhan hoca. Aa, bizim Burhan mı? Bak, çarptın yok hoca diyor. Ya yine diyecektik. Ya hem geç kalıyorsunuz hem hala konuşuyorsunuz. Şimdi arkadaşı gönderiyorum. Sizi saç makyaj kostümü alacak. Sakın buradan bir yere ayrılmayın, tamam mı? Sakın. Geliyor hemen. Bizim geldiğimizi oğlan öğrenmiş. Sürpriz bozuldu. Ya bozulursa bozulsun. Yani oğlan daha yönetmenlik yaptığı ilk günde hasse çıkarma. Kız ne diyorsa yapalım. Bekleyin dedi, bekleyelim. Niye bekleyin dedi ya? Burhan'ın kapıya sırtı dönük. Anne babasını görmedi. Sarp hayretler içinde Şükrü'nün yazdıklarını inceliyor. Valla bayağı hattat gibi yazım varmış Şükrü.
Benim İstanbul'a geldiğimde tabelacıda çalıştım biliyor musunuz? Yani özensem böyle şablonlu şablonsuz çok güzel yazı yazarım. Benim tabelacı ustam 2 sene kafama vura vura öğretti bana. Hayır yani senin gibi balta bir adamdan böyle bir incelik görünce şaşırıyor insan Şükrü. Doğru efendim. O sizin kendi şahsi baltalığınız. Sağ ol. Ne diyorsun sen Şükrü? Dua et. Sana işim düştü. Yoksa böyle seni slogan diye duvara yapıştırırdım ha. İhtiyacınız var. Emrinize amadeyim Zarp'cığım. Söyle ya. Ya şimdi bu zarfların üzerine altın varakla bir hattata yazı yazdırmam lazım ama diyorum ki bu işi sen de görebilirsin. Ya sonuçta el yazısı. Rüyam anlamaz ki. Efendim Rüyam Hanım hayatında hattat mı görmüş Allah aşkına ya. Şükrü. Hı. Bu işte sana güvenebilirim değil mi? Tabii efendim güvenebilirsiniz. Yani benim de hattatta çeyrek kalmışlığım var. Görüyorsunuz işte her şey ortada efendim. Görüyorum Şükrü. Görüyorum. Şükrü. Hı. Sekreterime söylerim. Davetiyeleri sana gönderir. Yalnız bir de bu yazılar için altın varak lazım. Bunun nerede satıldığını da bilmiyorum. Sen bulabilirsin değil mi? Efendim ben size varak temin ederim efendim. Çok güzel. Yalnız bak işi berbat etme Şükrü. Dünya kadar para harcadım ben o davetiyelere. Gözün gibi bakacaksın o davetiyelere. Ne demek gözün gibi? 2 gözüm gibi bakarım ya. Hele bir bakma Şükrü. O gözlerini mor mühürle mühürlerim senin. Anladın mı? Hı hı, anladım efendim. Güzel. Şükrü. Hı. İşte bunlar davetli listesi. Hı. Tamam mı? Al Şükrü. Hepsi burada. Al. Neyse. Hadi ben kaçtım. Şükrü'nün elindeki elmayı kapı kusurdu. Şükrü dikilmiş öylece Sarp'ın arkasından bakıyor. Yolcu ederken de biraz yolayım sizi. Arkadaşlar biraz sessiz. Çekim için son hazırlıklar tamamlanıyor. Burhan koltuğunda. Gizem hazır mıyız? Hazırız hocam. Anne babayı oynayacak çift burada mı? Hazır ama baştan söyleyeyim biraz garip bir çift. Size çiçekle çikolata getirmişler. Ha, yardımcı oyunculuktan yani devamlı oyunculuğa terfi edecekler öyle mi? Kimse söylemedim ya ben burada 2 gün emanetçiyim sadece. Asıl yönetmen ben değilim ki. Onların bundan haberi yok muhtemelen de hazırlıkları boşa gidecek hocam. Tamam alalım biz o zaman. Muhammed yaşlı çifti getirir misin? Burhan'la Gizem kafa kafaya vermiş senaryo üzerinde çalışırlarken Mahmut'la Badire sete getirildiler. Mahmut gurur duyan gözlerle bakıyor Burhan'a. Burhan hala geldiklerinin farkında değil. Geldiler hocam. Anne? Baba? Evet hocam anneyle babayı oynayacak çiftimiz. İyi kast değil mi? Ya öyle değil bunlar benim annem babam. Anne baba ne işiniz var burada? Oğlum yani yönetmenliğinin ilk gününde biz de yanında olalım dedik. Ya sana çiçekle çikolata da getirdik ama aldılar. Ya niye zahmet ettiniz? Arkadaşlar bu oyuncu yaşlı çift değil benim annem babam. Evet yönetmen dediğiniz, hocam dediğiniz bu çocuk benim oğlum. Ya abartma Badire ya. Ya neyse geç babacığım geç şöyle otur lütfen. Ya gel Badire nereye gidiyorsun ya? Ah ya. Ya olur mu oğlum orası yönetmen koltuğu ya. Ya niye olmasın? Siz de benim hayatımın yönetmenisiniz. Ya ben sizin hakkınızı nasıl öderim ya? Aslan oğlum. Annemle babama bir şey ikram edemeyecek miyiz? Hadi. Bir şey alır mısınız efendim? ben bir kahve içerim. Ben de bir kahve alırım. Annemle yönetmenimizin annesiyle babasına 2 kahve alalım. Misafirlerimize 2 tane kahve alabilir miyiz? Görüyor musun Mahmut? Ha. Minik oğlumuz büyümüş. Yönetmen koltuğunda oturuyor. Ya ben sizin hakkınızı nasıl öderim? Ben yani siz olmasaydınız ben buraya nasıl gelecektim? Ya ben şu elinizi öpeyim. Önce annesinin ardından babasının elini öptü. Çocuğum. Mahmut'la Badire Burhan'ın yönlendirmesiyle kameranın arkasına geçtiler. Evet arkadaşlar prova. Hazırsak. Heh. Arkadaşlar biraz sessiz. Badire yönetmen koltuğuna oturdu. Burhan elinde senaryo, oyunculara bir şeyler söylüyor. Badire ile Mahmut'un adeta göğsü kabarıyor Burhan'ı izlerken. Şükrü arabanın dikiz aynasına bakarak saçlarını düzeltiyor. Ne yapıyorsun Şükrü? Dediğim gibi yarım saat sonra davetiyeler elinde olacak tamam mı? Siz hiç merak etmeyin. O işi olmuş bilin efendim. İyi tamam. Hadi ben kaçtım. Ben tavuğu vermeden mi gideceksiniz? Tavuk mu? Ne tavuğu ya? Efendim hani önemli bir atasözümüz vardır.
gaz gelecek yerden tavuğu esirgenmez diye. Yani gaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyin diye. Ah, vampir dişlerini yine göstermeye başladın Şükrü. Tamam, anladım. Daha fazla konuşmana gerek yok. Al Şükrü. Bu ne ya? 100 lira uzattı. Bahşiş. Benim bu senin bahşiş, tamam, baş fiyatı bu zaten. Böyle gazlı sözlü bir yani iş için buna bahşiş diyemeyiz. Peki ne deriz Şükrü? Para demeyiz, pul diyebiliriz. Ama ben vermem etmem diyorsan, nesli tükenmekte olan hattatlardan bir tanesini bulursun, işini gördürsün zar. Buldun ya şah damarını Şükrü. Kana kana içersin artık, kana kana. Al Şükrü. Toplam 200 lira verdi. Hadi, ben gidiyorum. Vampir Şükrü. Şükürler efendim. Geriye takalım. Şükrü'ye ters bir bakış atıp vitesi değiştirdi. Geri geri garajdan çıkıyor. Şükrü Sarp'ın arkasından bakarken paraları çenesinin altına sürüp cebine attı. Güle güle. Bol mutluluklar. Sevgi, saygı, hürmet. Her şey benden sağ. Boğazın suları güneşin yansımasıyla ışıl ışıl parlıyor. Nurhan masasında oturmuş yoğun bir şekilde çalıştığı sırada birden hıçkırık tuttu. Tövbe tövbe. Hayırdır Nurhancığım, hıçkırık mı tuttu? Yani ben de anlamadım Erdemciğim ya. Nereden çıktı şimdi bu hıçkırık? Nurhan, müdür bey geliyor. Elinde koskocaman bir bulmacayla geliyor. Ne diyorsun? Tedirgince ayağa kalkıp etrafına bakındı. Hani nerede oğlum? Gelen giden yok. Abiciğim hıçkırığın geçsin diye korkutmak için yaptım. Ne yazık ki işe yaramadı. Geçmiyor. Allah Allah, tövbe tövbe ya. Affedersiniz. Kartımı kaybettim de acaba buradan yardımcı olabilir misiniz? Kim yardımcı olabilir? Ay pardon, çok özür dilerim. Ben yardımcı olacağım tabii ki de. Ya bir hıçkırık tuttu da beni. O yüzden hayır manasında kafamı böyle yukarı kaldırdım. Ben yardımcı olurum. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Kaldır ellerini, bu bir soygundur. Soygun mu? Evet, soygun. Adamın eli gazete kağıdına sarılı. Nurhan çaktırmadan masanın altındaki düğmeye bastı. Bir dakika, bir dakika. Şaka yaptım sadece. Hıçkırığınız geçsin de sizi korkutmaya çalışıyordum. Ne? Şaka mı yaptın? Böyle şaka mı olur arkadaşım ya? Ben de gerçekten bir soygun var diye alarma bastım. Çok özür dilerim, affedersiniz. Sadece hıçkırığınızı geçirmeye çalışıyordum. Çok teşekkür ederim ama o da geçmedi yani. Hayırdır arkadaşlar? Ne oluyor burada? Kim bastı alarma? Ben bastım Götü Bey. Bahçenin kamelya tarafı. Rüyam durmadan sandalyelerin yerini değiştiriyor. Evladım, değiştirme artık şunların yerini. Ne yapayım Aynışkocuğum, karıştırıyorum. Kızım, Biricik hangi sandalyenin bacağını kesik olduğunu bilmiyor ki. Ha, o da doğru. Ay garanti olsun, ben şunu bir deneyeyim ya. Yavrucuğum, kendi oturduğu dalı kesen Nasrettin Hoca gibi kendi kestiğin sandalyeye mi oturacaksın Allah aşkına? Şşş, Biricik gelin. Şşş, Sakar geliyor, Sakar geliyor. Benim kızım Sakar değil. Şşş, susun, gelin tamam. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne yapalım işte ya, böyle biraz dedik ki abur cubur bir şeyler yiyelim falan. Sen de otursana bizimle. Yok canım yok, ben aç falan değilim, afiyet olsun. Biricik, ama hayatım seni çok sevdiğim bir şey var biliyor musun? Birazdan Meryem getirecek. En sevdiğim şey mi? En sevdiğim şey... Yoksa muzlu bal bademli pasta mı var? Evet, evet ta kendisi. Ah, evet işte ona hayır diyemem. Harika. Hadi o zaman geç otur hayatım. Ya bir şey soracağım. Ya neden burada oturuyoruz? Dışarı çıksak, bahçede yesek. Olmaz. Olmaz yani. Ya neden olmasın hayatım? Bak ben size söyleyeyim. İki gün sonra bu havaları mumla ararız. Olmaz dedim. Şey için söyledim ben. Şeyden sebep... Niye olmaz diyorsun baba? Sen olmaz dedin. Açıkla şimdi kızı. Açıkla. Neden? Şey dedi, ajans dedi biraz önce. Hava durumunda dedi ki birazdan çok kuvvetli yağış olacakmış. Aa, evet evet. Muson yağmurları gibi bir anda bastıracakmış ya. Allah Allah ya. Hiç havada bozacak gibi durmuyor mu? Bak şimdi. Bak şimdi. Kızım sen hava durumundan daha mı iyi bileceksin ya? Yani Biricik, uzatma. Geç otur şuraya. İyi peki madem. Hadi buyurun oturun babacığım. Babam oturur Allah aşkına. Sen otursana ya. En sevdiğin şeyi en sevdiğin yerde ye.
Allah aşkına bir şey soracağım. Sizde bir tuhaflık var. Ne oldu? Ben normalim. Bana bakma. Yok kızım. Bir şey yok ki ya. Yok. Yani yok tabii ki bir şey. Hadi Biricik artık geç otur. Hadi. Kemal sağlam sandalyeyi kaş göz ediyor Biricik'e. Biricik önce sağlam olan sandalyeyi tuttu. Rüyamın yüzünde büyük bir hayal kırıklığı. Serpil ile Kemal dikkat kesilmişler. Biricik şimdi de ayağı kesik sandalyeyi tutuyor. Rüyam sinsice gülmeye başladı. Biricik sandalyeyi çekti. Tam oturuyordu ki... Mahmut Kemal uyandı galiba. Ben hemen ona bakıp geliyorum, tamam mı? Biricik, ben bakarım Mahmut Kemal'e. Ben bakarım, canım o benim. Ben bakarım hayatım ona. Hayatım, sen şimdi beceremezsin, uyutamazsın. Ben hemen uyutup geliyorum. Yalnız bir şey rica edeceğim. Ben gelene kadar pastayı bitirmeyin, tamam mı? Anneciğim, geldim. Allah Allah. Bakın görüyorsunuz, oturmadı. İşte pozitif düşündüm, pozitif oldu. Kırık sandalyeye oturmadı. Ne olacak şimdi? Ne olacak canım? Lanetli yani sonuçta Mahmut Kemal ağlamasaydı resmen siz de gördünüz o kırık sandalyeye oturacaktı. Ama oturmadı. Sakar değil benim kızım. Babişkocuğum sen de gördün. Oturacaktı. Ama oturmadı. Babişkocuğum senin fikrini soralım. Sen hakem ol lütfen. Bence maç berabere. Nasıl berabere? Allah aşkına nasıl berabere? Siz görmediniz mi yani? Allah aşkına gelmedi mi? Ben söylediğim zaman bu sandalyeyi içgüdüsel olarak seçmedi mi? Eğer Mahmut Kemal yukarıdan ağlıyor olmasaydı resmen bunu seçecekti. Bu kırık olan sandalyeyi kendinden emin bir şekilde. Eğer bu sandalyeyi bu şekilde... Allah! Rüyam kendi kazdı. Kuyuya kendi düştü. İyi misin çiçeğim? İyiyim. Sinirliyim sadece. Niye gülüyorsun babişko? Niye gülüyorsun? Bana bak. Kırık sandalyeye Biricik yerine sen oturdun. Ne olacak şimdi? Sakın sakarlık sana bulaşmış olmasın. Hayır efendim. Size Biricik'in sakar olduğunu kanıtlayacağım. Sandalye hala kırılmadı, duruyor. Onu buraya oturtacağım ve sakar olduğunu siz de göreceksiniz. Benim düşüşüm benim dikkatsizliğimle alakalı yani. Ay hala niye gülüyorsun babişko ya? Ya Ayhan komiserim anlatmaya çalışıyorum anlamıyorsunuz ya. Bu arkadaşımız hıçkırığım geçsin diye beni korkutmaya çalışmış. Bana iyilik olsun diye bütün bunları yapmış. Ben nereden bileyim ya ben de gerçek bir soygun var diye alarma bastım ya niye anlamıyorsunuz? Ya aynen öyle çok özür dilerim alarma basabileceğini düşünemedim. Sadece hıçkırığı geçsin diye uğraştım. Ama işte geçmiyor. Hıçkırık da geçmiyor. Kusura bakma Nurhan da bu çocuk oyuncağı değil. Devletin polisini böyle boş yere meşgul edip alarma geçiremez. Ya şu anda birilerinin bize daha fazla ihtiyacı varsa? Çok çok özür dilerim. Haklısınız. Çok haklısınız Ayhan komiserim. Yani bu özürle halledilecek bir mesele değil Nurhan. Tutuklayın arkadaşlar. Tutuklamak mı? Öyle. Bir dakika. Ya Ayhan komiserim ne yapıyorsunuz siz Allah aşkınıza ya? Geç arkadaşlar tutmayın. Alarma basmadım. Ben gerçekten bir soygun var sandım. Ellerini kelepçeliyorlar. Bir dakika ben gerçek soygun var zannettim o yüzden alarma bastım. Bir dakika ben de devlet memuruyum. Ayhan komiserim ne yapıyorsunuz? Yapacak iş mi bu? Alın arkadaşlar bunu. Ne yapıyorsunuz siz? Hadi. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Ama yapmayın komiserim. Yok. Arkadaş mı söylüyorsun? Hadi arkadaşlar hadi çabuk. Basma hep götürüyorlar ya. Ayhan komiserim lütfen. Ayhan komiser Nurhan'ı dışarı getirmelerini el etti. Bir dakika ya. Gel böyle gel. Ya Ayhan komiserim bakın rica ediyorum ya ben evdekilere ne derim sonra? Derdini savcıya anlatırsın artık Nurhan Bey. Ya bakın az buçuk bizi tanıyorsunuz komiserim yapmayın Allah aşkınıza. Biricik duyarsa çok üzülecek. Yeterince korktun mu? Nasıl neyden korktuğumu anlamadım. Hıçkırık geçti mi yani? Geçti galiba. Çözün kelepçeleri. Gelişimiz bari bir işe yarasın dedim. Seni korkutmak için kelepçeledim. Ya ben de beni sahiden götüreceksiniz sandım Ayhan komiserim. Beni bazen hıçkırık tutuyor, çalıştırmıyor Meret. Bunun nasıl bir illet bir şey olduğunu ben biliyorum. Ya çok teşekkür ederim valla. Sayenizde hıçkırığımdan kurtuldum. Ha bu arada soygun şüphesi olduğunda alarma basmaktan çekinmeyin. Biz sizin güvenliğiniz için varız. Allah razı olsun. Hadi. Sağ olun. Kolay gelsin. Hadi çok teşekkür ederim. Ya inanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. Ya çok teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin, sağ olun. Hay Allah ya, ben de sahiden götürecekler sandım. Halbuki hıçkırığımın geçmesi için yardım etmeye çalışıyorlarmış ya, sağ olsunlar. Oley be, geçti. Nurhan kapıdan içeriye girdiği an hıçkırığı yeniden başladı. Yok artık. Geçmemiş. Ayhan komiser.
Geçmemiş, yok artık. Münir Kemal müştemilatta eski kitapları bir kolyeye yerleştiriyor. Meryem içeri girdi. Anneciğim, he. Ben bütün eski kitaplarımı bu rolün içine koydum. Aferin sana yavrum. Bak şimdi Nurhan abinin dediği gibi bu kitapları ihtiyacı olan çocuklara teslim edeceğiz değil mi? Ha biliyor musun bak bir de bu işi böyle bedavaya yapan kargo şirketleri varmış. Evet anne Nurhan abi söylemişti. Boşu boşuna evi dolduracağına başta şu tarın zihinlerini doldursun. Ay doğru yavrum benim. Hadi bakalım sen şimdi bunları bırak gerisini ben hallederim kargoya da teslim ederim. Tamam anneciğim. Hadi canım. Meryem kartonları iç içe geçirerek kolinin ağzını kapatıyor. Oldu be. Güzel, kapattık. Meryem çıktı salondan. İçi eski kitaplarla dolu koli salonun ortasında duruyor. Mehmet aynı kolinin benzerini kucağında taşıyarak kamelyaya doğru ilerliyor. Şükrü ayaklarını uzatmış, paralarını sayıyor. Mehmet'i görünce paraları hemen cebine koydu. Şükrü abi, kurye bir koli getirdi. Koliyi yere bıraktı. Oğlum, ne yapıyorsun ya? Bunlar zaten düğün davetiyeleri. Kendini satsan, vallahi bu kadar etmesin. Çok değerli bunlar. Kadın hanım ya. Sen mi dağıtacaksın bu davetiyeleri? Allah Allah. Bak Mehmet, bunların başına bir şey gelirse var ya, sen ağzını burnunu kırarım, dümdüz ederim ha. Tamam Şükrü abi, ne kızıyorsun işte, koli burada. Oğlum bu kolye bir şey olursa var ya, benim bittiğim andır. Ya ne olacak Şükrü abi, kolinin içinde işte hepsi. Hem bunların sende ne işi var? Oğlum Türk alfabesinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak bu davetiyelerin üzerine bütün davetlilerin isimlerini ben yazacağım. Hadi ya. Altın varakla yazacağım. Ya iyi de abi sen bana altın varak değil yaldızlı soba boyası al dedin. Aman Mehmet ya bir aklını çalıştıramadın oğlum ya. Altın varakla yaldızlı soba boyasını kim ayırt edecek Allah aşkına ya. Hem yaldızlı soba boyası var ya altın varan binde bir fiyatı abi. Doğru söylüyorsun Şükrü abi. Senin aklına gelen şeytanın aklına gelmez vallahi. Teşekkür ederim canım, teşekkür ederim. Ama sen de hafif malsın, bunu kabul edelim yani. Sağ ol Şükrü abi. Hadi sen şunları müştemilata getir. Aman dikkat et, tamam mı? Dişirin mişirin deme Mehmet. Mahvur olursun. Bak, hadi. Mehmet koliyi kucakladı götürüyor. Şükrü keyifle sırtını koltuğa yaslayıp oturmuş, ayakları sehpanın üzerinde. Ya ya ya. Ben bu adamı adam edemedim ya. Ana 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 ana. Şükrü güya yorulmuş. Dizlerini tutarak oturduğu yerden doğrulup kollarını açarak gerindi. Tekeli cebinde sallana sallana yürüyor. Gündüz vakti Kız Kulesi civarında ilerleyen bir yolcu vapuru. Allah Allah. Ya şu müdür beyin yaptığını gördünüz mü ya? Bilmece bitti, bulmaca başladı. İster misiniz her gün 10 tane gazeteyle gelsin bize bulmaca sözdürmeye kalkışsın? Otoparktalar. Abi bunu doktor da paklamadı ben sana söyleyeyim bari. Ne yapsak, evlendirsek mi? Ya bu hıçkırık nedir arkadaşlar? Sabahtan beri geçmek bilmedi ya. Ya abi istersen yine bir nefesini tut. Nefes darlığından gideceğim, senin söylediğine bak. Adamın biri Nurhan'a uzattı. Bir dakika arkadaşım, insan bir affedersin der ya. Adam iri yarı cüssesiyle Nurhan'ın üzerine yürüdü. Anlamadım. Farkında değilsiniz ama demin bana çarptınız. Nereden belli? Belki sen bana çarptın. Yürü Faruk hadi. Yoksa elinde kalacak. Anlamadı vaat. Yoksa ben sana yapacağımı bilirdim. Ne yapacaksın? Hadi boş ver. Ay boş ver Nurhan ya, boş ver. Terbiyesize bak ya. Utanmadan bir de diyor ki hanımıma dua et yoksa ben sana ne yapacağını bilirim diye. Haddini bilirim gibilerinden laflar ediyor. Terbiyesiz. Abi hiç bulaşma istersen alan çakma Hulk gibi. Neyse arkadaşlar ya kusura bakmayın. Sizin de zamanınızı aldım. Hadi görüşürüz, iyi günler. Tamam, yarın görüşürüz abi. Tamam hadi. Hadi eyvallah, hadi, sağ olun. Evet. Erdem'le Tuğba el ele yürüyerek arabalarına yöneldiler. Benim derdim bana yeter. Terbiyesiz. Haklısın oğlum. Bütün olayları ben gördüm. Anneciğim bana mı dedin? Evet, sen haklısın. İnsanlarda saygı diye bir şey kalmamış. O sana çarptığı halde özür dilemesi lazım. Bir de külen belik taslıyor. Aynen öyle teyzeciğim, aynen öyle. Ben de şunun için sinirleniyorum gereksiz yere. Bunun gibi insanlar için boşu boşuna sinirlerimizi bozmaya hiç gerek yok aslında. Ama işte.
pardon ya. Nefesin tut geçer hıçkırığım. Ya ablacığım güzel diyorsun da sabahtan beri bankada iş yerinde su verdiler. Nefesimi tutturdular. Daha neler yap... Ama gördün geçmiyor işte. Dur o zaman. Sana başka bir yol öğreteyim. Bu kesin yarar. Al bu suyu. Su mu? Al bu suyu. Anneciğim sakın. İçmeye çalış. Anneciğim su içer geçer deme sakın. Zaten sabahtan beri su içmekten midem davul gibi oldu, sağ olasın. İçeceksin ama böyle değil. İki büklüm olup içmeye çalışacaksın. O zaman geçer. Nasıl yani? Eğil yeri eğilebildiğin kadar o zaman içmeye çalış. Vallahi mi? İşe yarar mı diyorsun? Peki deneyeceğim ya. Teşekkür ederim ablacığım, iyi günler. Bir şey değil, iyi günler ya. Bir sürü yol denedik, bir de bunu deneyelim ya. Nurhan çantasını yere bıraktı. Allah büyük. Ne dedi şimdi, eğil mi dedi? Nurhan otoparkın tam ortasında poposunu havaya kaldırıp olabildiğince aşağı eğildi. Böyle mi içeceğiz? Allah Allah. Buna bir dur da. Az önce Nurhan'a çarpan adam arabasıyla otoparktan çıkıyor. Şuna bak şuna. Nurhan hıçkırdıkça poposu yukarıya kalkıyor. Ne yapıyor bu? Belasını arıyor. Şunun yaptığı harekete bakar mısın bir? Terbiyesize bak. Şimdi ben ona terbiye veririm. Tamam boş ver sen ya. Adam hışımla indi arabadan. Allah Allah. Nurhan suyu ağzına diklemeye uğraşıyor. Baksana sen. Ne yaptığını sanıyorsun? Anlamadım. Ne o hareket? Hareket mi hareket? Anlamadım ya. İşte bu hareket. Nurhan'ın gözüne bir yumruk. Sarp'ın şirket binası. Sarp ağzı kulaklarında ofisine girdi. Timuçin'le Şevval karşılıklı oturmuş dergileri karıştırıyorlar. Sarp heyecanla masasının başına geçip oturdu. Anneciğim babacığım hoş geldiniz. Nasılsınız? Bakıyorum keyfin yerinde. Ne o? Yoksa seni arkadaşların mega yatınla seyahate mi davet ettim marshmallow'um? Yok anneciğim ne alakası var? Çok yakında rüyamla evleniyoruz ya. Bütün dertlerden kurtulacağım. O bakımdan yani. Sen öyle san. Benim saf oğlum. Niye söylüyorsun öyle bir şey baba? Rüyamla evlenmen şirketi ve bizi kurtarmaya yetmez. O Nurhan denilen herif o evde gözde damat olarak kalmaya devam ettiği sürece ne yapsan boş. Baban çok doğru söylüyor Marshmallow'um. O Nurhan denilen adam var ya, senin gölge gibi peşinde olacaktır hep. Ya o adam namus abidesi gibi bir adam. En ufak bir açığını yakalasın, şak diye Kemal Bey'e ispiyonlar seni. O adamdan acilen kurtulman lazım ya da onu itibarsızlaştırman lazım. Anneciğim denemedim mi zannediyorsunuz? Adam 900 canlı kedi gibi ya. Her seferinde dört ayak üstüne düşüyor. Sen o işi bana bırak. O çulsuz Nurhan'a öyle bir numara yapacağım ki itibar olarak da çulsuz olacak. Nasıl, ne yapacaksınız babacığım? Bak şimdi, sen villada Kemal Beyler falan Nurhan'ın bizi sevmediğini. Ha, babamla bak. Timuçin planını anlatırken Sarp can kulağı ile onu dinliyor. Masadalar. Ay Mişkocuğum siz bana inanmıyor musunuz ya? Yavrucuğum inat etme diyorum sana. Hayır efendim. Biricik buraya gelecek göreceksiniz yine bu kırık sandalyeye oturacak. Kemal'im şuna bir şey söyler misin? Vallahi Serpil ne yalan söyleyeyim ben de merak ediyorum. Yani Biricik tam oturacakken kalktı gitti. Aynı televizyon dizileri gibi en meraklı yerde bitti ya. Size söylüyorum Nurhan'ın sakarlıkları ve talihsizlikleri zavallı Biricik'e geçti. Ay nereden çıktı şimdi bu? İşte öyle hörül hörül konuşuyorsanız duyar tabii. Anneciğim nedir bu şanssızlık, talihsizlik meselesi? Ya evladım bu hani bu aralar başına gelen bazı aksilikler, talihsizlikler var ya. Evet. Yani şunu kastediyorum ben. Sen son zamanlarda başına gelen talihsizliklerin farkında mısın Biricik? Yani Nurhan'ın başına hiçbir şey gelmiyor da. Evet farkındayım ama ne güzel işte bu. İşte rüyamda diyor ki Nurhan'ın başına bir şey gelmiyorsa... Bütün talihsizlikler Biricik'e geçtiği için. Ay yok canım daha neler ya. O zaman son günlerde başına gelen bütün bu talihsizlikleri nasıl açıklıyorsun? Yani Nurhan'a sıfır talihsizlik, sana on binlerce talihsizlik hayatım. Bu tamamıyla bir saçmalık canım. Körle yatan hipermetrop kalkarmış Biricik. Ben de aynı şeyi söyledim hayatım. Ben de aynı şeyi söyledim ama inat ediyor. İlle test yapacağım diyor. Test mi? Ne testi? Sandalye testi. Sandalye testi mi? Şimdi rüyam sandalyenin bacağını kesti. Senin gidip o kesik sandalyeye oturacağını düşünüyor. Ha anladım. O yüzden sabahtan beri sen...
sen beni bir yere oturtmaya çalışıyorsun Rüyam, öyle mi? Aynen öyle. Madem aksini düşünüyorsun, o zaman buradaki sandalyelerden birini seç, otur. Tamam, tamam. Şimdi ben bir sandalye seçeceğim ve oturacağım. Bunun da tamamıyla bir saçmalık olduğunu hepiniz görmüş olacaksınız, tamam mı? Boncuğum, uyma sen ona. Yok, yok anneciğim. Şimdi kocamdan sonra bana da sakar ve talihsiz denmelerine izin veremeyeceğim ve oturacağım. Birazdan ne kadar haklı olduğumu göreceksin anneşkocuğum. Uyma sen ona yavrucuğum. Ya sen bir bırak da eninde sonunda bir sandalyeye oturacak yani. Ne var bunda? Giriş gelini önce soldaki sağlam sandalyeye, ardından da sağdaki kırık sandalyeye koydu. Herkes merak içinde. Biricik kırık sandalyeyi çekip tam oturacakken Nurhan saç baş dağılmış, üstü başı perişan bir halde içeri girdi. Hayatım, ne oldu sana? Merhabalar. Ulan damat, ne oldu sana böyle? Hiç sormayın babacığım. Hayır, pozitif olayım diyorum ama durum o kadar negatif ki. Ay Nurhan, yine çok tarz olmayı başarmışsın yani. Ay ne tarza? Ya ne diyorsun ya? Baksana, ay hayatım, resmen hırpalamışlar seni. Ne oldu? Üzerimden kamyon geçti. Ne? Nasıl yani? Kamyon mu? Yok, lafın gelişi. Maşallah. Adam kamyon gibiydi. Naş. Evladım, ay meraktan çatlayacağım. Ne olduğunu anlatsana. Hıçkırık tuttu. Hıçkırık mı tuttu? Evet. Bugün beni iş yerinde hıçkırık tuttu. Geçmiyor. Sağ olsun bankadaki arkadaşlar da hıçkırığımın geçmesi için bana telkinlerde, yardımlarda bulunmaya başladılar. Yok efendim nefesini tut. Yok efendim su iç. Ha, yine mi geçti? Bir kargo görevlisi başında lacivert beyzbol şapkası, üzerinde şişme yeleğiyle müşteri Milat'a geldi. Merhaba abi. Alınması gereken kitap dolu bir koli varmış. İçeri gir, ortada görürsün abi. Peki oldu, iyi dersler. Sana da kolay gelsin. Kargo görevlisi müştemilata girdi ve holde duran koliyi alıp çıktı. Junior'ın hazırladığı içi kitap dolu koli salonda duruyor. Ya evladım, bir hıçkırık yüzünden başına gelmedi kalmamış ya. Ya babacığım, hayır yok. Bu herkesin başına gelebilecek. Ufak tefek aksilikler işte, o kadar. Neyse, izninizle ben biraz oturabilir miyim? Nurhan bitkin bir halde sağ taraftaki sandalyeyi çekip oturmuştu ki kendini yerde buldu. Masadakiler panikle ayaklandılar. Nurhan, iyi misin? İyiyim efendim Nurhancığım. La desenize, her şey normale döndü artık he. Nurhan'ın talihsizlikleri ve sakarlıkları devam ediyor. Biricik, hadi gözün aydın. Ya ne gözün aydınlığı ya? Kocamın haline bir baksana, inanmıyorum. Ay kötü bir şey mi söyledim, ne var ya? Evladım tartışmayın, pozitif olun. Şişt, ya bana bak, kavga etmeyin de uşağa yardım edin. Nurhan, bana bak. Bu başına gelen talihsizlikler hayırlara vesile oldu mu bari? Oldu babacığım, oldu. Sonunda bu kahrolasıca hıçkırık bitti, geçti. Ay ilahi, Biricik kollarını sevgiyle Nurhan'ın boynuna doladı. Yanak yanağa gülümsüyorlar. Şükrü müştemilata geldi. Evet, Zarp Bey'in davetiyelerini yazabilirim artık. Koli buradaydı. Teknik koltuğa oturmuş, koliyi önüne çekmeye çalışan Şükrü, koli yerinden oynamayınca telaşla içini açtı. Bu ne be? Bu ne ya? Deli gibi kolinin içini boşaltırken Meryem girdi içeri. Şaşkınlıkla onu izliyor. Bu ne ya? Ya Şükrü, ne yapıyorsun ya? Ne, bu ne ya? Ya ne? Kitap işte Şükrü. Hayatında hiç kitap okumadığın için böyle uzaylı muamelesi yapıyorsun. Bak Şükrü kitap, Şükrü kitap. Meryem beni deli etme. Zarflar nerede diyorum, zarflar nerede? Ne zarfı la? Ya Zarp Bey'in zarfları diyorum. Nerede, burada bir koli vardı, nerede koli? Anam! Yoksa Junior, ah be! Ay yanlış koliye mi vermiş şeye ya, kuryeye? Ah ya, kitap kolisi diye zarf kolisini mi vermiş kuryeye, aman! Kuryeye ne? Ya kurye işte ya! İşte kitapları yollayacaktık ya kuryeyle. Anam, adam böyle elinde koliyle gidiyordu ya. Ben gördüm az önce, buradan evden çıkmıştı. Siz beni mahvetmek istiyorsunuz ya. Ben mahvurdum, ben öldüm, bittim, giverdim ya. Ya artık ben bıraktım, sattım be. Bir şey aldım, hiçbir şey yerinden durmuyor ben ya. Dünyum.
Oğlum sen benim ocağıma incir ağacı mı dikeceksin? Ne yapıyorsun sen? Vitaminsiz Harry Potter. Baba ben hatırlamıyorum. Sadece çantanı diktim. İncir falan dikmedim. Oğlum bak şimdi vallahi ben seni dikeceğim ha. Ya o zarfları niye gönderiyorsun oğlum? Onların tanesi kaç parası biliyor musun? Nereden bileyim baba? Çok akıllısın ya. Bil bakalım. Oğlum Allah Allah. Niye gönderiyorsun o zarfları diyorum sana? Ben göndermedim baba. Ben göndermedim diyor. Ben göndermedim diyor. Allah'ım yarabbim. Ya Resulallah. Bir ne yapayım? Baba devinip duracağım ama projenin peşinden koşsana yakalarsın belki. Ha vallahi bu sefer doğru konuşuyorsun ha. Vitaminsiz Harry Potter. Gidip. Şükrü gidince Junior ders çalışmaya devam etti. Evet canım oğlum. Kim iş girse gel. Anam, anam, Zarp Bey. Ah, şimdi tezliğe bastık işte. Şükrü koluyla yüzünü kapatmış kaçıyordu ki. Şükrü! Ha. Ben de çomağı hazırlıyordum Şükrü. Ne oldu? Ne oldu? Aldın mı davetiyeleri? Aldım hepsi bende. İşte tamam bende hepsi. İyi yazmaya başladın mı? Getir bakayım bir iki örnek bakayım. Olmaz. Ne demek olmaz? Efendim şundan dolayı olmaz. Bütün bu filan işleri bana bakıyor efendim ya. Yani ağrı temizle Şükrü. Her tarafı tozunu al temizle Şükrü. Meryem'den dayak ye Şükrü. Zarp Bey'e bak Şükrü. Ne bileyim dedikodu topla Şükrü. Her işte ben bakıyorum Zarp Bey. Ne anlatıyorsun sen ya? Bir an önce şu işi bitir. Anladın mı? Anladım efendim. Bütün işleri bırakacaksın. Önceliği bu işe vereceksin. Anladın mı? Anladım efendim. Yarım saat içinde bütün zarfları yazacaksın. Anladın mı? Anladım efendim. Anlamaz mısaydın? Eğer bir aksilik olursa her tarafını isilik yaparım. Parça pinçik yaparım seni. Perişan ederim. Anladın mı? Anladım efendim. Anlamaz olaydım. Gidiyorum ben. Tamam diye eğdi başını. Bak işine! Sarp hışımla villaya doğru yürürken Şükrü olduğu yerde put gibi çakılmış arkasından bakıyor. Kurye. Telaşla koşmaya başladı. Eminönü civarında ilerleyen bir yolcu vapuru, villanın havuz tarafı. Kemal salonda bacak bacak üstüne atmış gazete okuyor. Sarp gelip yanına oturdu. Baba. Efendim Sarp. Baba. Şimdi sana bir sır vereceğim ama ne olur aramızda kalsın. Ya evladım sen de benim bir evladım sayılırsın ya. Söyle hadi. Babacığım. Şimdi bilemiyorum tabii. Yani belki de bir kuşku bu ama yani bunu size söylemezsem içim içimi yiyecek. La çatlatma adamı söyle de. Allah Allah. Neymiş içini yiyen senin? Baba galiba Nurhan benim ailemden hoşlanmıyor. Yok canım olur mu öyle şey ya? Vallahi baba Biricik'i de etkilemiş. İkisi de annemden babamdan hoşlanmıyorlar yani. Olmaz öyle şey. Nurhan yapmaz öyle bir şey ya. Öyle mi diyorsun? Ne bileyim sanki bana öyle geldi de. Demek ki ben yanılmışım ya. Geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş villanın yeşillikler içindeki bahçesi. Nurhan üzerinde polo yaka, kısa kollu mavi tişörtü ve koyu renk kot pantolonuyla garaj merdivenlerinden inip arabasına yöneldi. Cebinden anahtarını çıkarıp kapıyı açtıktan sonra direksiyonun başına geçip oturdu. Hadi bakalım. Camını aşağı indirdi. Çok sıcak. Tam kontağı çevirecekken vazgeçip torpido gözüne eğildi. Ha dur. Bu sırada Timuçin o tarafa doğru yürüyor. Keyfi taşıdığı bastonuyla sağa sola bakınarak garaja ilerliyor. Nurhan arabasının arkasında tek dizini kırarak yere çömeldi, bağcığını düğümlüyor. Neyse. Nurhan emniyet kemerini takmak istedi ama kemer sıkışmış uzamıyor. Kendi kendine hayıflanarak kemeri bırakıp kontağı çevirdi. Hadi bakalım. Geri geri çıkıyor. Nurhan hemen el frenini çekti. Anam bu ses neydi? Allah'ım bu ses neydi? Timuçin bilinci kapalı halde yerde yatıyor. Nurhan panikle yanına geldi. Timuçin mi? Timuçin yok artık. Anam yok artık. Timuçin Bey. Timuçin Bey. Ana. Timuçin Bey. Timuçin. Yok artık. Kemal Bey. He. Kemal Bey. Ne oldu Şükrü? Efendim bir haberim var.
Gerçi beleşe gidecek ama. Ya ne beleşi, ne dizi, ne saçmalaysın Şükrü? Efendim Nurhan Bey. Ne olmuş Nurhan'a? Efendim Nurhan bir şey olmadı. Timuçin Bey efendim arabayla ezdi. Ne? Yok artık. Evet efendim. Pert etmiş adamı. Babağın kaskosu var mıydı? Baba! Koşun ulan koşun. Serpil Hanım! Serpil Hanım! Serpil Hanım! Ay Meryem'ciğim ne oluyor negatif negatif attın aramıza? Timuçin Bey, Timuçin, Timuçin mi? Timuçin mi? Sahi Timuçin nerede bu arada? Nurhan Bey'in arabasının altında. Ne? Ne? Ne diyorsun Meryem abla sen? Ay vallahi billahi ya. Nurhan Bey, Timuçin Bey'i arabasıyla gezmiş işte ya. Ayol olur mu öyle şey? Nurhan Timuçin Bey'i sadece fakirliğiyle ezebilir. Yok vallahi bu sefer gerçekten arabasıyla ezmiş. Kim? Darling, ne oldu sana? Sakin olun anneciğim. Gerçekten mi? Timuçin Bey. Timuçin Bey, Allah aşkına kendinize gelin. Timuçin Bey. Timuçin Bey. Baba! Timuçin Bey! Baba! Oy! Oy! Baba! Baba! Lan ne oldu Nurhan? Ne oldu? Nasıl oldu? Ben de anlamadım baba. Babacığım. İnan bana. Yani Timuçin Bey'in arkada nasıl geldiğini, ne yaptığını ben bile anlamadım. Dikiz aynasından görmedim bile. Nasıl görmesin ya? Buz kocaman adamı nasıl görmesin? Senin şu cikletten çıkma arabanı görmesen yeridir ama bu adamı nasıl görmesin sen ya? Ya yemin billah anlamadım, görmedim. Yemin ediyorum, bilmiyorum nasıl oldu. Ya Nurhan, söz konusu sen olduğun zaman evladım en anlaşılır şey anlaşılmaz oluyor ya. La ha bu kadar yerde, ha bu ufacık arabayla bu garajda, ha bu herifi nasıl ezdin? Babacığım yemin ediyorum bilmiyorum ya. Baba, baba kendine gel baba. Sarp kötü kötü bakıyor. Katil. Babamı öldürdüm katili. Babamı öldürdüm katili. Katilisin sen katil. Tepeden saldırınca katil. Kemal araya girdi. Dur sakin ol sakin ol. Katil. Vallahi göbeğe körük gibi bir kalkıyor. Yaşıyor ama bitkisel hayat olabilir bilmiyorum yani. Babamı mahvettim pis herif. Babamı niye ezdin pis herif. Ya Sarp inan bilerek olmadı ya. Ya böyle bir yerde. Ya böyle bir yerden kocaman adamı nasıl eder? Sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin olun ya sakin olun ya. Kemal'im ay Kemal'im ne oluyor? Ah, kim? Seni boğarım seni. Ah, 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 ya bir durun uşaklar ya. Ya durun bir ya. Nurhan Bey arabayla nakavt etti Timuçin Bey. Şebal Timuçin'in yanına çöktü. Evladım sakin ol. Sakin ol. Ha, Sarp ne yapıyorsun? Rahat bırak Nurhan'ı. Bir demek rahat bırak ya. Bir demek rahat bırak. Ya adam babamı ezmiş, bir de madalya mı takacağım? Gözünü seveyim bir madalya tak onun bence. Ya uşaklar bırakın yaygarayı, birisi bir ambulans çağırsın ya. Ha ben çağırdım babacığım, ben aradım, aradım. Hemen olay olur olmaz, 112 hızlı acil aradım, ben çağırdım. İyi, tamam. Oo, yok bir de araba sakin. Şey diyeyim biliyor musun, sen bir tane de Nurhan için çağır. Birazdan hastanelik yapacaksın ya bunu. Çok rica ediyorum, herkes sakin olsun, pozitif olsun. Önemli olan Timuçin Bey'in sağlığı. Ambulans gelin. Çabuk buradayız. Hadi bir el at. Ambulans arka geri garaj kapısından içeri girdi. İkisi erkek, biri kadın, üç sağlık görevlisi ekipmanların bulunduğu arka baba. Kapıya yöneldiler. Sakin ol. Sakin ol sen. Tamam. Nefes al iyi bak gayet iyi. Gayet iyi. Tamam. Çabuk. Sedye getirdiler. Timuçin'i yana doğru çevirip sırtının altına ince uzun bir aparat yerleştirdiler. Ardından tekrar yüzünü çevirip aparatın iki ucundan tutarak sedyeye kaldırdılar. Çabuk. Şimdi de sedye ile ambulansa taşınıyor. Hadi bakalım hadi. Varın canayı. Tamam. Ambulans hızla uzaklaşıyor. Boğaz'da gezinen iki balıkçı teknesi. Hastane. Sarp gözlerini Nurhan'a dikmiş. Canım, iyi misin? İyiyim hayatım, iyiyim. Bence yanlış kişiye iyi olup olmadığını soruyorsun Biricik. Timuçin babamın iyi olup olmadığını sorman gerekiyor. Sonuçta arabanın altında ezilen o. Ya ne abartıyorsun Allah aşkına? Ne ezilmesi rüyam ya? En fazla dokunmuş olabilirim o kadar ya. O yüzden kendine gelemiyor değil mi adamcağız? Kim bilir ne zaman iyileşecek? Senin yüzünden benim düğünüm de hayal oldu. Evladım koyun can derdinde sen düğün derdindesin.
Pes yani anneciğim. Gerçekten pes diyorum. Ya ağzından çıkan lafa bakar mısın? Sevgili kayınpederimi koyuna benzettin resmen. Evladım lafın gelişi o, Allah Allah. Baba, izin verin hazır hastanedeyken şu Nurhan'a acil servislik yapayım. Evladım bir sakin ol ya. Birazdan doktor çıkınca ne olduğu belli olur. Of, sadece annemi alıyorlar içeri. Demek ki durumu iyi değil yani. Tamam tamam, sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin olayım baba? Ben size söylemiştim. Nurhan benim ailemi sevmiyor demiştim. Evladım ne diyorsun sen ya? Bence Nurhan babamı bilerek ezdi. Kemal başını çevirip şöyle bir Nurhan'a baktı. Nurhan perişan bir halde. Yok canım. Evet baba. Yoksa o küçücük garajda kocaman adamı nasıl ezer? Kemal bir daha baktı Nurhan'a. Aslında doğru diyorsun tabii de. Yok yok, Nurhan öyle şey yapmaz ya. İnanamıyorum ya. Şu anda neredeyim ben? Neden buradayız? Babama ne oldu? Babamı kim ezdi? Saf nefret dolu gözlerle Nurhan'a bakarken Nurhan başını önüne eğmiş, üzgün, düşünceli. Oh, ben bittim. Ben bittim. Ah, oldum o. Şükrü villanın önünde oturmuş, kahırla dizlerini dövüyor. Ne oldu, bittim. Mehmet koşarak yanına geldi. Ne oldu? Kurye murye buldun mu Mehmet? Mehmet kuryeyi gördün mü Mehmet? Yok Şükrü abi yok. Her yere baktım. Villanın her yerini aradım ama adamdan eser yok ya. Oh, bittim ben, mahvoldum. Vallahi Nurhan da beni kurtaramaz ya. Vallahi de, billahi de, tallahi de ya. Ne oldu Şükrü? Ne oldu? Ne oldu? Ne deviniyorsun? Niye Nurhan Bey kurtaramıyormuş seni? Ne oldu? Ya şimdi Nurhan Bey, Temuçin Bey'i ezdi ya. Yoksa vallahi Zarp Bey tepemde dikiliyor olacaktı şu anda. Allah'a şükür. Nurhan Temuçin Bey'i ezdi de Zarp Bey'in ilgisi o tarafa kaydı. Ya sen ne çınmalı bir adamsın ya? Adam ezilmişse hala kendi postunu düşünüyorsun ya. Ya Mehmet. Ne? Mehmet diyeyim karım bu ya. Meryem. Mehmet dur. Meryem o zarfların tanesi kaç para biliyor musun? 200 TL. 2000 tane zarf 400 bin TL'di. Organlarımı satsam mümkün değil. O parayı denkleştiremem ben. Haklısın Şükrü. Senin ciğerin 5 para etmez çünkü. Ah. Şükrü abi, bence sen yurt dışına kaç. Sarp Bey seni bu sefer öldürecek. Bittim ben. Gerçekten mahvoldum. Siz bana yardımcı olun. Karım, en sevdiğim arkadaş. Anam bir kurye geliyor. Kurye. İyi günler. Yanlışlıkla bu kolyeyi almışız. İçinde size lazım olan eşyalar varmış. Hay Allah razı olsun senden. Parayı bulacak doktorum, hastalık hastası ayağına gelirmiş ya. Ya yuh sana Şükrü be. 40 yıllık atasözünü bile para göz hale çevirdin ya. Peki nasıl anladınız bu yanlışlığı? Bir hanım arayıp bildirdi efendim. Ben aradım ya. Meryem, sen aradın. Kolin geleceğini biliyordun, bana söylemedin öyle mi? Ben burada 9 doğurdum Meryem. Sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya aman, açık ettiklerinin cezasını çek işte. Neyse, Zarp Bey gelmeden benim şu davetiyeleri yazmam lazım. Bak, bundan sonra kolleri al ki dikkat edin. Kolye vurdu. Amir eşkendim, kovdum seni. Bir çıkma, bir çıkma, çıkın. Ya kardeşim sen buna bakma, kendince teşekkür ediyor sana. Bacım, sağ olasın. Hadi Mehmet, kolay gelsin. Görünen muayenede hiçbir şeyiniz yok. Birkaç tahlil ve sonuç bekliyorum. Ondan sonra taburcu edebilirim sizi. Ah doktor. Ben kendimi çok kötü hissediyorum ama ya. Ay Tim bu kazadan sonra çok etkilendi doktor bey. Yani biz diyoruz ki hastanede bir iki gün daha kalalım ha. E ne olur ne olmaz değil mi Tim? Siz bilirsiniz ama istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Yok yok doktor bey. Biz en iyisi iki gün daha kalalım burada. Peki siz bilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor elinde hasta dosyasıyla odadan çıktı. Doktor çıktı. Doktor çıktı. Doktor bey, düğünümü ne zaman yapabiliriz acaba? Evladım, önce hastanın durumu sorulur. Tamam işte anneciğim koçum, ben de onu soruyorum. Eğer durumu iyiyse düğünümü yapıp yapmayacağımı öğreneceğim. Şevval, koş 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 dışarıya mukayyet ol. Numara yaptığım anlaşılmasın, koş. Ah, hemen Tim, hemen. Hadi, hadi koş. Hastamızın durumu gayet iyi. Ben bilgileri aktarırım. Siz... İsterseniz hastalarınızı bekletmeyin ha. Peki. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun efendim. Şevval Hanım durumu nasıl? Kötü.
Yani doktor dedi ki birkaç gün daha böyle yatması lazımmış ya. Eyvahlar olsun. Yani ama o kadar da kötü değil canım. Da çok uzun süre dinlenmesi gerekiyormuş. Çok büyük geçmiş olsun. Hep senin yüzünden, hep senin yüzünden sakar herif. Neyse canım, en azından düğünü ertelemek zorunda kalmayacağız. Şey, kendisine geçmiş olsun diyebilir miyiz acaba? Hı. Tabii tabii, buyurun buyurun. Geç, geç, geç canım geç. Babamı görelim. Babacığım. Nurhan da Biricik'in önünü kesti. Doktor dedi ki fazla böyle başı kalabalık olmasın dedi. Siz öbür gün gelseniz daha iyi olur Nurhan Bey. Peki, geçmiş olsun. Hayatım, duydu mu? Bize resmen kalabalık dedi. Gayet normal bir tane. Bana çok sinirliler. O yüzden de yanlarında görmek istemiyorlar. Bu kadar basit. Neyse canım. Allah'tan Timuçin Bey iyi de. Allah'tan o iyi yani. Yoksa ben de çok sinirliyim. Baba, babacığım nasılsın? İyi misin baba? Siz mi geldiniz? Çok geçmiş olsun Timuçin Bey. Geçmiş olsun Timuçin Beyciğim. Çok şükür. İyi diyelim, iyi olalım. İyi değilim ama. Ah babacığım, her şey Nurhan yüzünden oldu. Ya sanki görünmezmişim gibi adam resmen ezdi beni ya. Yavru, kazadır. Olur böyle şeyler Timuçin Bey yani. Bu Nurhan tam bir felaket. Adeta bir saatli bomba gibi. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Aynen öyle babacığım, aynen öyle. Sadece benim için değil. Hepiniz için tehlike. Aa, öyle söylemeyin. Nurhancığımın yaptığı sakarlıklar daima hayra vesile olmuştur. He, sonunda hep eğrisi doğrusuna denk gelir yani. Ne alakası var babacığım? Kocaman babamı görmeyip otoparkta eziyordu, bunun neresi hayırlı? Evet anneşkocuğum. Hayır yani araba kazası hayırlı bir şey olsaydı ben durmaksızın kaza yapıyorum. O zaman bana niye kızıp duruyorsunuz? Kızım, tamam o iş başka, karıştırma tamam. Çok önemli bir toplantım vardı. Dünya kadar zarar ettim. Ona mı yanayım, sağlığıma mı yanayım? Vallahi bilemedim. Hep Nurhan yüzünden baba, hep Nurhan yüzünden. Ay öyle söylemeyin. Nurhancığım duyarsa çok üzülür. Yani çok gururlu çocuktur. Biliyorsunuz durumu da çok iyi değil. Karşılamak için çok sıkıntı çeker. Ya Timuçin Bey, boş verin ya. Cana geleceğine mala gelsin ya, boş verin. Vallahi Kemal Bey, sizin için önemli olmayabilir ama bizim için gayet de önemliydi yani. Nereden bakarsanız bakın, 500 milyarlık kârdan oldum. Ya siz boş verin, hele bir iyileşin, ayağa kalkın da o kısmını biz şirketten hallettiririz. Yo, biz bunu kabul edemeyiz. Ya Timuçin Bey, dünya mali dünyada kalır. Boş verin, hallederiz dedik ya, hallederiz. Ya, madem çok ısrar ettiniz, peki. Sanki biraz ağrılarım hafifler gibi oldu Şevval. Rica etsem Tim biraz dinlense. Ah tabii biz çıkalım, çıkalım. Babacığım yeni bir spa merkezi keşfettim. İsterseniz adresini verebilirim. Giriyorsunuz, yenilenmiş bir insan olarak çıkıyorsunuz. Süper bir yer yani. Yavrum adam hastanede dinlenecek, hadi yavrum. Efendim çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Oy geçmiş olsun. Babam ben çıkıyorum o zaman babam. Babam. Bana bak, bu Nurhan denilen adamın karizması iyice yerle bir oldu. Bir taşla iki kuş diye işte ben buna derim. Nasıl durumu iyi mi? İyi çok şükür, pozitif yani. Ne oldu Nurhan? Ne oldu? Bu sefer yarattığın felaket hayırlara vesile olmadı. Sarp, kaza bu. Ne demek kaza ya? Ne demek kaza? Klasik bir Nurhan felaketi ya. Durduk yerde kocaman adamı ezdi. Ya Sarp tamam, en azından Timuçin Bey'in sağlığı iyi ya. Boş ver, bu sefer de hayırlara vesile olmasın yani. Doktor. Demek buradasınız. Durumu nasıl? Babanızın görüntü sonuçlarına bakıyordum. Yapılan tetkiklerde karaciğerde bir kitle tespit edilmiş. Kitle mi? Kitle nedir ya? Ne diyorsunuz siz? Bu kazanın gerçekleşmesi çok büyük bir şans olmuş babanız için. Bu sayede bu sıkıntıyı çok daha çabuk küçücük bir operasyonla halledeceğiz. Ne diyorsunuz? Eğer bu kaza olmasaydı ileride çok ciddi sonuçlar yaratacak bir rahatsızlık olabilirdi. Yani ne yani, şimdi bir bakıma bu kazanın olması iyi mi oldu yani? Kesinlikle. Yoksa asla fark edemezdi. Fark ettiğinde de geçmiş olacaktı. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun doktor bey. Sarp dondu kaldı. Nurhan rahatlamış. Kemal manidar gözlerle Sarp'a bakıyor. Gördün mü Sarp? Nurhan sayesinde baban çok büyük bir sıkıntıdan kurtuldu. Sarp, tekrar geçmiş olsun. Sağ ol.
sarp gözlerini pörtletmiş Nurhan'a bakıyor. Verilmiş sadakası varmış. Biricik'le Nurhan manidar bakıştılar. Sarp hala şokta. İstanbul Boğazı martılar. Şükrü! Bahçeye bakınıyor. Şükrü! Şükrü! Müştemilat'a yöneldi. Allah Allah! Şükrü! Yetti be efendim. Efendim bu arada babanız nasıllar? İyi iyi babam iyi. Bırak şimdi babama. Davetiyeler ne durumda onu söyle. Efendim 100 senesini yazdım bile. 100 mü? Ne yapıyorsun Şükrü? Yatıyor musun sen bütün gün ya? Bu davetiyeler bize düğünden önce lazım biliyorsun değil mi? Efendim çalak alem olmaz. Lütfen böyle özene özene yazayım da ondan yavaş gideyim. Öyle mi? Ha iyi ver bakayım. Buyurun efendim. Sarp davetiyeleri eline alınca şok oldu. Aha. Bu ne Şükrü? Efendim davetiye. İnci gibi yazmışsın değil mi? Güzel olmuş değil mi? Sayın Kinan Bey ve ailesi. Bu ne demek Şükrü? Sayın Kinan Bey ve ailesi istedi var ya efendim. Allah Allah. Sayın Erküt Bey ve ailesi. Evet. Erküt bir isim efendim. Erküt Bey ailesi. Erküt nedir ya? İsim dedim ya efendim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sayın Tıran Bey. Sen ne yaptın Şükrü? Sen bunların hepsini kendi dilinde yazmışsın. Efendim doğrusu odur da o yüzden. Ne demek doğrusu odur ya? Ne demek doğrusu odur Şükrü? Allah Allah. Süleyman Bey ve ailesi, Mustafa Bey ve ailesi, Selçuk Bey, Burak Bey ve ailesi, Dile Hanım ve ailesi. Şükrü boğarım seni. Seni boğarım Şükrü. Seni boğarım. Zarp değil. Zarp değil Şükrü. Zarp değil. Sarp Bey. Sarp Şükrü'yü boğazlarken görüntü dondu. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştı. www.seslibetimlemederneği.com Yönetmen Hasan Tolga Pulat, yapımcı Birol Güven, senaryo Birol Güven, Caner Güler, Yaşar Arak, genel koordinatör Cesur Taş, müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, yapım koordinatörü Ömür Taş, finans koordinatörü Şule Güven Atay, ikinci yönetmen Koray Gümüş, görüntü yönetmeni Önder Şengül, sanat yönetmeni Başak Aygut, yapım sorumlusu Sezer Duman, reji koordinasyon Bircan Biricik, kostüm şefi Semanur Yaşar. Mekanik bir aletin içinden çıkan kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı siyah fonda bir yıldız gibi parladı. Bu program TRT 1 tarafından Mint Prodüksiyon şirketine yaptırılmıştır. 2014